Akit TV ekranlarından hayırlı geceler dileyerek başlıyoruz. Ters kutuplar ile karşınızdayız. Birbirinden değerli dört önemli konum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Murat Alan, Yeni Akit Gazetesi haber müdürü, yazar arkadaşımız. Hoş geldiniz, hayırlı Aşk geceler diliyorum. Yine değerli arkadaşlarımızdan biri İsmail Öz, sosyolog, yazar. Sizler de hoş geldiniz. Bu arada oh, tekrar başınız sağ olsun. Allah'tan rahmet dost diliyorum. Dostlar sağ olsun, çok teşekkür ederim. Ee, pederi. E, ...ahirete intikal etmek üzere uğurladık. Evet, Tekrar başsağlığı anlar dileklerimizi iletelim. Yine Necmettin Aydın... ...siyaset bilimci sizler de hoş geldiniz. Hayırlı geceler çok diliyorum. Teşekkürler, iyi ee, Hakan Bayrakçı, son araştırma... ...Yönetim Kurulu Başkanı sizler de hoş geldiniz. Hoş Değerli izleyiciler birçok konu... ...başlığını konuşacağız ama konuların genelde... E, ...dünya gündemine kavsıp kavuran... E, ...özellikle koronavirüsü... ...virüs deyince de... ...acaba biyolojik midir? E, hangi ortamda geliştirildi veya bildiğimiz... bütün gripal enfeksiyonların türü müdür vesairesi birçok bilim adamı ve onların konusu. Biz genelde daha jeopolitik ölçülerde evet laboratuvar ortamı mı değil mi hangi ülke ekonomileri nasıl batırılıyormuş onun üzerine yoğunlaşmış olacağız. Ben sözü bugün farklı bir yerden başlatmak istiyorum. Hakan Bayrakçı'dan başlatmak isterim ki o da çok önemli. Genelde biz hemen Murat Bey'den haber müdürümüz olduğu için oradan başlıyoruz. Bugün tam çaprazdan başlayalım. Ee, sizler de e, birçok televizyon ve TV programlarında e, önemli e, oturumlara da katılıyorsunuz. Bu konuların içerisinde birçok yeri de dinliyorsunuz. Bizler de dinliyoruz ve okuyoruz, tartışmaya devam ediyoruz. Korona deyince e, sizin toplum diliyle algıladığınız bir araştırma şirketi olarak Nasıl anlıyorsunuz veya e, bu nedir? E, bir anda bir tanımlama üzerine kamuoyu araştırmaya girdi. Koronayla, evet herhalde dedesinin babasının ismini bilmeyenler koronayı biliyor. Evet. Sizler de araştırma şirketi olarak bu anlamda koronanın tanımını nasıl koyacaksınız? Evet, yani tabii bizim toplumumuza, e, Türkiye'ye, ile ilgili bir iki farklı şey söylemek isterim. Çünkü her şey söylendi. Çok şey anlatıldı. Zaten bilimsel kısmını hocalar anlatıyorlar. Benim üzerinde durduğum ilginç birkaç konu vardır. Şimdi bu Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 170 küsur ülke var en son. Son hı hı. bağımsızlarla tam bilmiyorum. İntihar oranının en düşük olduğu ülkelerden birisi Türkiye'dir. Bu uzun yıllardır böyle. Ha efendim sebepleri genetik olarak dayanıklıdır. Efendim işte kökeni bozkır olduğu için, Orta Asya olduğu için e, orada yaşaması çok zor. 30 İslami bin bin temeller yaşaması belki yaşaması olduğu için. İslami temellerde Arap ülkelerinde e, çok düşük değil. Hı hı. Yani mesela 2,5-3 milyar Müslüman ülkeyi de göz önüne Ama biz Türk toplumu olarak beğenmeyiz fazla onları zaten. Nedeni de şu eleştiriyoruz. Yani. Evet, öyle. Yaşamsal biçimleri biraz farklı farklı ama yani mezhepsel farklılıklar olsa bile hı hı. onların intihar oranları aşağı yukarı batılılarla üç aşağı beş yukarı aynı biraz daha az tabi inanç nedeniyle İnanç. evet ama bizim Türkiye'de eee sondan üçüncüyüz biz. Yani hı. uzun yıllar sonuncuyduk. İntiharın en düşük olduğu ülkedir. Dolayısıyla ben tabii ilk önce inançta aradım olayı. Hıh. Hı. Gerçi şeyde de Hristiyan inancında da e, intiharın bir şeyi var, bedeli var. Bedeli var Katoliklerde daha önemli. Ha var. Katoliklerde özellikle o Katoliklerde de yani bizim kadar olmasa da orada da günahtır yani. Ama e, demek ki Türklerde bir bir şey olmalıydı. Onu inceledim bir aralar. Ben asıl, asıl tarihçiyim biliyorsunuz bu ara malişine. 33 yıldır girdik. Muhtemelen köken 30 bin yıl o Bozkır'da, Orta Asya'da yaşamanın verdiği bir direnç. Hı hı. Mesela bizim toplumda ihtiyarlar saygı görür. Hürmet ederiz, amca deriz, dede deriz, dayı deriz. E, otobüste görsek yer veririz falan. Avrupa'da, Amerika'da öyle değil. Filmlerde görürsünüz, adıyla hitap ederler. George der, e, yaşlı adama şey ederler. Şimdi bu neden biliyor musunuz? Bozkır'da 40-50 yaşını geçmek çok zormuş. O 30 bin yıl boyunca bir alışkanlık. Neticede bin yıldır biz buraya geldik. Anadolu'da yaşıyoruz yani. Dolayısıyla yani böyle topyekun baktığımızda toplumsal olarak çok dayanıklı ve bir dirençli genetik yapı var. Genetik ol olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer İslam ülkeleri de bizim gibi düşük olsa şeyle bağdaştırabilirim. Sadece İslam'la bağdaştırabilirim. Sadece İslam'la inançla bağdaştırabilirim. Hı hı. Ama yok öyle değil. Yani onlar şeye yakınlar. Dolayısıyla son söz şunu söyleyeyim. Ee, evet çok bir kere tevekkel konu yani toplum olarak e, biraz normalden fazla cesuruz. O e, söylenen şey Hamaset bir laf değil. Yani bu adamlar cesur falan. Yani en azından şuradan belli biraz Hamasi bir laf oluyor ama bu kısmı. Ya bütün Doğu'yu ayak takımı gibi görmüş Batı. Son 500 yıl boyunca bahsediyorum, ondan önce değil. Hepsinde sömürge yapmışlar. Bütün Afrika'yı, evet, Doğu'yu, Hindistan'ı üç alay İngiliz sömürge yaptı yani. Bir tek Müslüman olup da kendileriyle eşit boyutta, diplomasi de, savaşta, kültürde, sanatta, onlarla eşit olabilmiş bir tane toplum var. Osmanlı Devleti. Yani tam bitti diyorlar. Hop Türkiye Cumhuriyeti çıkıyor filan. Dolayısıyla ben e, biraz genetik yapı olarak dayanıklı bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Bu intihar oranının düşüklüğünden de hareketle e, çeşitli böyle tarihi defalarca yazılar okumuşum. Oradaki çeşitli tarifleri var e, Türklerle ilgili. Ya mesela bir Haçlılar birinci Haç Seferi e, Anadolu'ya girerken Bizans İmparatoru bizim hakkı, Türklerin hakkında bilgi veriyor Haçlılara. Diyor ki bunlar diyor dikkat edin diyor çok acayip dayanıklı adamlardır diyor falan şimdi bunlar kayıtlara düşmüş şeyler dolayısıyla e, bizde görüyorum bugün mesela maske oranı bizde çok düşük baya düşük baya düşük eldiven falan düşük e, ama e, Tabi burada iyi tedbirler alındı açıkçası onu söylemek lazım. Eğri eğri burada yaptı. Sağlık Bakanlığı'nı e, hükümet düzeyinde takdir etmek evet ha, çok Hatta Cumhuriyet Aynen. Halk Partisi bile dahi bu anlamda en son takdir edilecek parti olarak bakacak olursanız Cumhuriyet Halk Partisi bile dahi Sağlık Bakanlığı'nı takdir etti. E, yalnız katkı olsun diye söylemekte fayda var. E, Kültür Bakan Yardımcılarımızdan e, Sayın Ahmet e, Misbah Demircan Bey'in çok güzel bir tanımlaması oldu bu akşam. Programa gelmeden önce kendisiyle bir hasbihal ettik. Orada önemli bir husus şuydu, modern Türkiye'nin isminden çok modern Osmanlı devamı olan bir toplumun direnç yapısı itibariyle de toplumsal değerleri üzerinden baktığınızda bugün bakiyesi büyük olan bir yapıdan bahsediyoruz ki, bu cesaret, azim ve yapı sanıyorum bunu da yener diye böyle güzel bir dilek temeli olunca da hepinize selam vardı. Halekım selam. Yani. Bu arada onun çok enteresan böyle filozofik yorumları vardır. Güzel, hoşuma gitti. Yani o kelimeyi de tuttum. Böyle onu değişik için. laflar söyler, ben takip ederdim şeyden o zamanlar. Belediye başkanlığı olduğu için <laughs> de tabii. Ee, böyle enteresan felsefi lafları vardır onun evet. Evet, yani e, neydi? E, modern Osmanlı'nın devamı. Hmm. Yani artık hmm. Türkiye'nin ismini arada biraz da modern Osmanlı olarak da güncellenmesi gerekiyor diye söylemekte yarar var. Aslında yani, Hakan de, abi de benzeri bir şey söylüyor. Nasıl? Hakan abi de benzeri bir şey söylüyor. Yani hani o bozkırdan tutup ya, onu bu söyledim. zamana Zaten kadarki yani süreç. dolayı katkı. Yani bin yıldır biz buradayız. Hı hı. Binlerce yıldır oradayız. Ee, oranın vermiş olduğu o sert iklime dayanıklılık, farklı enfeksiyonlara karşı mücadele yeteneği, hani genetik olarak bu kabiliyet. Hani... Cumhuriyet Türkiye'sinden öte, Osmanlı'dan öte, ta işte bahsettiğiniz dönem Gökdürkler dönemi. Dönem yani tabii tabii kaynak belirtmek doğru mu değil mi? Ee, aslında etik kurallardan baktığımızda belki doğru değildir ama şu yorumu yapmak gerekir. izleyicilerimizden o bilgiyi paylaşmakta fayda var. Koronavirüsün tanımı aslında 3 yıllık 4 yıllık bir planlamayla bu virüsün e, bütün dünyada yaygın olduğu bilinmekteydi deniliyor. E, ancak bu virüsün en az etkili olduğu gen yapısı itibariyle direnç yapısı itibariyle Türkler'dir deniliyor. Hatta İngiltere bunun planlaması içerisinde aşı ile dahi bulmuş 3 yıldır üzerine çalışıyormuş zaten. Enteresan. Bu da e, ilginç bir durum bunu da belki önümüzdeki günlerde göreceğiz bakalım nasıl olacak. Çok enteresan ben evet. şimdi duydum bunu bir ee, yorumlan... şey ilave edebilir miyim Gözüm Peki buyurun. sözüm bitmedi. Şimdi o bozkır dönemi var ya bizim. Hı hı. Yani buraya geliş dönemimiz. Tabii bu arada da beslendiğimiz protein gıda türlerinden Elbette. dolayı da direnci düşükmüş diye. E, hepsi yani. bir bütün onların da. Hı hı. E, buraya geldikten sonra o çadırda yaşayan toplum yapısı ki kültürel açıdan çok zayıftır. Hı hı. Yani toplam 14 bin kelimeyle konuşulan bir Türkçe vardı falan. Büyük kültürü Osmanlı döneminde e, o 500 yıllık süreçte Edebiyatta olsun divan edebiyatı mesela, dünya çapında bir edebiyattır. Efendim ne bileyim, e, devlet konsepti olsun, e, tıp olsun, bir, bir her alanda. Yani modern, asıl e, o çadırdan çıkıp da kentsel yaşama geçtiği dönem Türklerin Osmanlı dönemi olduğu için, neticede Anadolu'daki şehirlerde yaşamaya başladık çadırlardan çıkıp. İşte o devlet konseptini ve o büyük kültürü, taşıdığı kültürü ilk oluşturduğu dönem Osmanlı'dır. Yani bunu e, bazı çevreler e, fark etmiyorlar da onun için söylüyorum. Fazla da dile getirilmiyor aslında. Bir baktığınızda kasıtlı olarak da birileri dile getiriyor. İşte onun için alın. söyledim zaten. Peki Murat Bey, ile ilgili baktığımızda toplum üzerindeki etkiye ve bizim Türk toplumu üzerindeki devlet sınırları içerisindeki Avrupa panikti, dünya panikti ama bir son derece rahat. Ben mahalleden veya sokaktan, caddeden herhangi bir başka ilçeye gittiğimde, son derece herkes doğal, toplu alanlarda kısmen böyle seyrek dediğimiz işte maske takan var vesaire. Bu toplum psikolojisiyle, direnç açısından baktığımızda nasıl görüyorsunuz? Valla aslında panik değil değiliz. Hani bir rahatsızlık var herkesin içerisinde. Ama biraz değiştiğimizde o rahatsızlık var. Ama genel manada ilginç bir özelliğimiz var. Az önce Hakan abinin söylediği gibi bu genlerle mi ilişkili dersiniz, Türk olmakla mı ilişkili dersiniz, ne dersiniz deyin. Şimdi bizde adam iki adım ötede emniyet kemeri takmamış, hava yastığı patladığı halde camdan çıkmış, refüjün arasına sıkışmış, paramparça olmuş bir bedene bakıyor. Ondan sonra kendisi de emniyet kemerini takmadan Dönüyor bakıyor Allah rahmet eylesin diyor gazlayıp devam ediyor. E Şimdi bakıyorsunuz 90'ları hatırlayın her yerde işte bu şeyden gelen Rusya'dan Ukrayna'dan gelen bir fuhuş dalgası vardı hatırlayın. O fuhuş dalgası döneminde bu tür şeyler televizyonlara da o zaman rütük engeli de çok fazla yoktu. Ee, televizyonlar sürekli böyle şeylerin peşinde koşardı. İşte soruyorlar, bu e, kadın HIVliymiş, işte HIV taşıyıcısıymış. Ne düşünüyorsunuz diyor. Bize bir şey olmaz diyor. Atın e Şimdi hani he, atın ölümü arpadan olsun diyor. Biraz böyle bir. Tabii tabii işte aynı. Atın ölümü arpadan olsun. Yani bir, biraz hani toplum olarak biraz böyle bu tür şeylere karşı bir şeyimiz var. Bu bir. İkincisi. E, olayın vehametini bence olayın bu boyuta gelmesini hükümet e, iyi engelledi. E, bu şey mesela İtalya'daki duruma İtalya'nın niye böyle olduğunu hala İtalyanlar bile çözebilmiş değil. Şimdi geriye dönüp bakıyorlar. Mesela birazdan rakamları paylaşacağım. Son saniye. Yani bu birkaç 5 e, dakikalık güncellemeyle ile Dünya Sağlık Örgütü'nün e, veri havuzuna düşüyor. Şimdi anlaşılıyor ki Mesela Sağlık Bakanlığı ve biz çok iyi bir ders çıkardığımız anlaşılıyor bundan. Mesela e, kuzeyinde ilk başlıyor İtalya'nın bu e, şey. Yoğun e, şey. E, hmm. Şu e, kuzeyde ilk veri gelmeye başladığında, bakanlık hemen kişinin isminden fotoğrafına kadar. Nerede yaşadığına kadar, hangi evde oturduğuna kadar paylaşıyor. Bunu da şunun için paylaşıyor. Hani bu kişiyi görürseniz uzak durun babında Üç. paylaşıyor. Hı -hı. E bu 1, 2, 3, 4, şimdi bizim bugün 5 diye dediğimiz rakam var ya, mesela bugün bakanlığın tuttuğu rakam, yani. o kadar sıkı tutuluyor ki, izole ediliyor ki, ee, enfeksiyon uzmanları diyor ki bu 5 birkaç saniye içerisinde katlanarak 15, 45, 95, 105 böyle yayılabilir diyor. Niye? Hani o kadar basit ki bu dokundu, o ona hapşırdı, ondan geçti, öyle geldi, böyle yayılabilir diyor. Şimdi İtalya'da insanlar bu enfeksiyonu kapıyorlar yukarıda. E, kuzey kesiminde. E, Avrupa'ya daha yakın olan kesiminde. Bunu kaptıktan sonra şu kentte var denilince bu e, bütün o kuzey kesimde yaşayanlar güneye akın ediyor. Birçoğu o 14 günlük süre içerisinde ya kuluçka döneminde Hı. hastalık riski taşımıyor ya çok daha hafif atlatıyor ama bulaştırıcı yine aşağı taşıyınca yukarıdakiler güneydeki kuzeydekiler güneydekileri enfekte ediyor yerleşiyor. Güneydekiler bu defa bir çırpınma sürecine giriyor ve bu dalga böyle gelişiyor. İran'da ne oldu? İran'a dönüp baktığımızda İran'da da Umursanmadı. Ne ne yaptı Sağlık Bakanı çıktı dedi ki bu ilkel bir yöntemdir e, şey. Karantina. Karantina yöntemi. E, bu ilkel yönteme başvurmayacağız. Halbuki İran İslam Devleti değil mi? Efendimiz bile karantina uygulamış. Evet, tabii. Yani şöyle bir bakın hani İslam'da karantina çok yaygın ve çok e, bilimsel olarak temelleri zemine oturmuş hem dini anlamda desteklenmiş Hak hem, hem ilmi anlamda fen bilimleri anlamında desteklenmiş uygulanmıştır. E, ne diyor bu ilkel bir yöntem? E, insanlar çözüm bulmak için gidip türbeleri yalıyor. Gördük işte o görüntüleri. Gerçi bir kısmı İran'ı aşağılamak için de o, şey yapılan görüntüler ama kullanıyor. genel manada bir cenazede 40-50 kişiyi ağlarken öldüren bir toplumdan bahsediyoruz. Yani kültürü bu. Ben hani yadırgamıyorum. Batı'da da çok hoyratçadır bu işler. Babası ölür gider bakar ha babam öldü üstünü toprağa gömer. Starbucks'a kahve içmeye giderler. Hani bu neyse o da onun karşısı gibi geliyor. Böylesine bir parmaşa. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Ve sosyal medya provokasyonunu ben Sağlık Bakanı'na hakikaten özellikle tebrik ediyorum. Danışmanıyla da irtibat halindeyiz. Ya sosyal medyada eleştiri çok muydu hakikaten? Ben Efendim? okumadığım için soruyorum. İlk başta İlk evet, şu vardı. Vardır. İlk başta niye bizde yok? tepkisi vardı gizleniyor, ha, gizleniyor tepkisi de, vardı. vardı sonrasında bakın bu öyle Toplum bir yani, ki e, vatandaş kandırılıyor. Ama güzel, güzel yani. tarafı şuydu. bir Olur olmaz vaka tespit edilir edilmez birkaç dakika içerisinde bu bilgi daha bakanlığın kendi sistemine düşmeden bakana haber verildi. Sistemden çıkar çıkmaz hmm. ve bakan hemen basın toplantısı düzenledi. Ha, gece 12'de olmak zorunda evet. bir de o demek. Evet. Evet, Ekim gece 12'de değil de sabah yapalım dese Birisi onu sosyal medyada paylaşacak. Evet. O görüntüyü, o belgeyi paylaşacak ve şu oluşacaktı. Evet, Türkiye'de Covid var, korona var, bizden saklanıyor. Ben bile diyecektim bak görüyor musunuz? Evet, demek ki saklıyorlarmış bunlar. Herkes bunu söyleyecekti. Ama ne oldu? O kadar şeffaf davranıldı ki. Tabii o kos ya şöyle düşünün. Ben kendi adıma sosyal medyada 5 tane hesap kapattırdım. Benim adım, benim fotoğrafımla sosyal medyada paylaşım yapıyor. E şimdi dönüp baktığınızda o kadar çok hani bir provokasyon yapmak için şeye gerek yok. Ne derler ona? Bir kimlik evet. arz etmenize gerek yok bir yere. O Açıyorlar bir, hesapta bir hesap. Bir şey. Paylaşıp Aynen. gidiyorlar. Doğru. Herkesin teyzesinin kızı bilmem ne sağlık kurumunda çalışıyor, oluyor. Oraya bir sürü koronalılar geliyormuş da, gizleniyormuş da bunlar yayılıyor. Şimdi bakanlık bunu çok iyi yönetti. Hı hı. Karantina uygulamasının olmamasının nasıl olacağını da döndü. Nelere ne mal olacağını da döndü. İran'a İran bakın Bakanın tarzı da olmadı. samimi bir tarz. Çok güzel. Sonra Güvenilir. ne oldu? Biz... Güven veren Bakın ayrı bir şey daha var, ayrı bir güzelliği daha var. Hı hı. Bir sürü eksiği olabilir. Eleştirilecek bir sürü yanını da bulabiliriz başkanlık sisteminin yeni bir sistem oturuyor diyoruz. Hı hı. Ama kurulların ne kadar aktif çalışabileceğini bilim kurulundan gördük. Bilim kurulu toplandı. Biz birçok bir üniversiteden akademisyenler geldi masa etrafında toplandılar. Kameralar kapandığında herkes realist oluyor. O e, kurul toplantısında neyin yapılması gerektiğini Savunma Bakanlığından bir kişi orada, Sağlık Bakanlığından orada, Milli Eğitim Bakanlığından orada ve bu alınan kararlar emir niteliğinde, tavsiye değil. Hı hı. Bakanlıklara talimat gitti. O kararların tamamı bir fiil icra icraya döküldü. Bu e, şöyle düşünün, bizim yarınki manşetimiz salgını yendik, virüsle, virüs salgınla e, başı salgını durdurduk, virüsle e, savaşıyoruz. Şimdi çok doğru mantıklı bir şey. 96 gündür, bu 96 gün oldu. Biz gerçekten de bir salgını durdurduk. Allah Ve inşallah. Biz, süreç iyi biz yönetildi. dünyadaki en büyük transit hava taşımacılığı yapan dört ülkeden biriyiz. Ama o kadar az göze batan, o kadar az ra ama rahatsız yöntemler uygulandı ki düşün transit yolcuların attığı çöp dahi, çöp sepetine attığı çöp dahi Özel bir şekilde toparlandı. İzole edildi. İzole edildi. Özel şirketlerin ama, bir kısmı yapamadı bunu. Ama, ama çok hissettirilmedi kamuoyuna bu. Mesela Şirin Payz'ın indiğinde dedi ki ya İtalya'da dedi bir, her taraftan bizi okuyorlardı, durduruyorlardı, bakıyorlardı, ateşimiz Ya Türkiye'de farklı bile etmedik. Bakan dakikasında açıklama yaptı. Dedi ki Şirin Hanım isterseniz siz... Uygun görürseniz... Uygun görürseniz sizin, sizin, sizin e, rahatsız etmek istemedik. Geçerkenki görüntünüzü paylaşabiliriz. Ateşiniz gayet normaldi. Yüksek değildi. <laughs> e okudum okudum. Bu Öylesine öylesine şahane bir uygulama devreye sokuldu ki halkta da şuna neden oldu. Bakın ben hemen eş güdümlü olarak burada da hakkını teslim edelim. Sayın İmamoğlu dakikasında e, metrobüslere e, şeyler dezenfektanlar yerleştirildi. Hı hı. Otobüs sayısı arttırıldı. İşte ne bileyim e, hastanelerde şuralarda buralarda özel yerlerde ilaçlanmaya başlandı. Ben bugün metrobüste iki, iki defa şahit oldum bir personel araçların camlarını açıyor. Soğukta gidin ama hasta gitmeyin. Nereden bulaşıyor? Kapalı ortamdan bulaşıyor. Hani düşünün, bu bu tür basit önlemler bile birçok şeyin önüne geçti. O yüzden Türkiye'de ilerlememesinin yegane nedeni bana göre bizim genlerimizden ziyade uygulanan bilimsel yöntemler, ders çıkarmalar, bunda çok etkili oldu. Bakın, e, hakikaten bu rakamlar korkunç rakamlar. Şu an total hasta sayısı 153.585. Ölü sayısı toplamda 5.789. Bunun 3.000'i içinde 2 küsür bini Avrupa'da yani modern Batı'da. E şimdi dönüp bakıyorsunuz yine e, rakamlara tedavi olanlar hariç 153.000. Tedavi olan 72.587 kişi tedavi olmuş. Avrupa'da o kadar durum vahim bir hal almış ki tedavi Bakın, olmuş yani kalkmış taburcu kalkmış, olmuş taburcu olmuş evine gitmiş anladım bu, buna rağmen yani 72 tedavi olmasına rağmen rakam düşmüyor sürekli artıyor sürekli. geçen hafta 82 bindi bu hafta 153.500'e çıkmış Hı. e dönüp bakıyoruz Çin'de tamam Çin kısmen e, bir e, şey ivmeyi yukarıya değil yatay seyirde götürmeyi başarıyor şu an. Ama İtalya'ya bakın sadece bir hafta önce İtalya'da 6200 hasta varmış. Bir hafta önce, 7 gün önce bugün dakika itibariyle 21156 tane koronalı var. Ne kadar vahim bir tabi. Dün 250 kişi daha eklendi o ölü listesine. Yarın yeniden eklenecek. Hal böyleyken bizim mesela bugün açıklanan ha, ilginç bir şey daha var onu da hatırlatmakta fayda var 5 koronalımız var değil mi hı hı. Ee, bu sayı biraz daha artabilir ama bilinen en azından 5 koronalımız var ee, güzel yan şu bu beş taneden 4'ü aynı aileden biri e, bu Avrupa'dan gelen e, koronalı korona taşıyıcısı Türk'ü e, evine ulaştıran kişi eee Diğer birkaç kişi daha var. Bunların tamamı tecrit altında ve izole edilmiş. Evinin ulaştıran kişi yani taksici tabii, muhtemelen. Tabii. Taksici mi? Tabii taksici muhtemelen. Ama hı. işin şey yanı şu, biri Bursa'da, biri Ankara'da, biri İzmir'de, biri İstanbul'da çıkmış. Anladım. Aynı. Tesadüfi vakalar değil. Aynen bir polisiye yöntemle. Havalimanından evine kadar kimlerle irtibat olmuş muhatap kuruluşlar? olmuş onlar doğrudan tek, tespit edilmiş. Tek tek tespit edilip kimisi hastane ortamında tecrit altında, kimisi evinde gözlem altında. Onlarda da yok galiba. Şöyle koron testleri negatif çıkmış ama 14 günlük bir ha, e, şey kuluçka süresi Biz, var ya. Göre ne olabilir tedbiren. diye e, şey yapılıyor, e, izleniyor. Hı. Onların da ola ki korona taşıyıcısılarsa Başkalarına bulaştırmasının önüne geçmek evet, için evet, önlem amaçlı te tecrit, tecrit altında tutuyorlar. Çok bu çok güzel ediyorum. bir şey. Çok teşekkür evet. ediyorum. Değerli izleyiciler bu arada kamuoyu adına da olsa bir bilgilendirmedir. Bu Sosyal medyada da bu çok dolaşıyor. Figen Demirkol diye bir hanımefendi bize bir uyarı niteliğinde bir mesaj paylaşmış. Onu da dikkate alacağımız bir uyarıdır. Bu arada biliyorsunuz suistimaller çok oluyor. Sağlık Bakanlığı'ndan tarama adı altında evinize geliyoruz diye hırsız, hırsız yöntemleri kullanılıyor. Bunlara karşı da uyanık olmak zorundayız herhangi bir bakanlığının doğrudan sağlık taraması evlerde olmadığını kamuoyuyla paylaşalım. Yalnız doğrudan tespitli olanlarla ilgili bakanlığın bir çalışması var. Dolayısıyla kapınıza gelen herhangi bilmediğiniz, tanımadığınız referanslar üzerinden doğrudan kapılarınızı açmayın diye bu uyarı da yapalım. Kendisine de tekrar teşekkür edelim. Bakanlıktan da yapılan çalışmada hiçbir şekilde böyle bir ekibin olmadığını, sokaklarda dolaşmadığını buna karşı da hassas ve mutlaka böyle durumlarda ilgili kollu kuvveti ve emniyet güçlerini arayın diye bilgi paylaşmaktadır. E, Necmettin Bey şimdi size gelelim. E, bir siyaseti siyaset bilimi üzerinden bakalım. Siyaset bilimi üzerinden baktığınızda süreci nasıl görüyorsunuz? Koronaya ile ilgili mücadele kısmı gerçekten kamuoyunu tatmin ediyor mu? Bu cevaplar veya bakanlığın çalışmasını nasıl yorumluyorsunuz? Tabii hakikaten bu noktada gerçekten bugün çok e, sevinçli bir durumdayız Türkiye Hı -hı. devlet olarak. Hakikaten dünyada bu işi en başarılı yapmış birinci ülke. Yani bu iftihar edebileceğimiz bir şey. Yani o anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Sayın Sağlık Bakanımız ve tüm kurumları hakikaten takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Hı hı. E bu mücadelelerinde hep beraber yanlarındayız, destekçileriyiz. Ve hakikaten ülkemizin dünya çapında bu anlamda itibar kazanmasına da vesile oldular. Tabii ondan öte bu toplumun sağlığını, bu halkın sağlığını koruma hususunda devlet olarak, kurumlar olarak ne kadar hassas davrandıklarını hep beraber görmüş olduk, yaşamış olduk. İkinci olarak da siyaset kurumu, tüm siyasi partiler ve siyasi aktörlerin tamamı bu konuda hiçbir şekilde spekülasyona gitmediler siyasi bir farklı spekülasyon yapmadılar. Tamamen samimi bir şekilde bu mücadeleyi destekler bir düşünce söylem ve hareket içerisinde oldular. Bu da yani Türkiye'nin son yıllarda hiçbir konuda en daha derin konularda bile sağlayamadığı bir birliği, beraberliği de siyaset kurma anlamında Önemli. da sağlamış oldu. Bu anlamda da Türkiye olarak aslında örnek bir Doğru. Türk halkı olarak Türk toplumunun tüm kurumları ve temsilcisi, siyasi kurum ve kişiler olarak da iyi bir sınav verildiği ben kanaatindeyim. Hı -hı. İnşallah. Çünkü pardon, muhalefet deyince tabii, tabii. şey zannediliyor yani her şeyi itiraz edeceksin. Her şeyi itiraz edeceksin. Yani Allah Allah. Toplumsal uzlaşma adına iyi tabii. bir birlikteliktir. Bu onu kesinlikle. şey etti. Yani bu konu... Doğru bir tespit. Güzel bir tespit. Türk muhalefeti en küçüğünden en büyüğüne kadar da kesinlikle hem Sağlık Bakanı'nın hakkını teslim ettiler hem tüm mücadeleler konusunda olumlu, pozitif bir destek pozisyonunda durdular ve bu çok önemli bir şey. Tüm toplumun uygulanacak e, politikalar, bundan sonraki gelebilecek daha ağır gerekirse bir takım süreçlerle ilgili de toplumun hazırlanması ve birlik beraberlik hareket edilmesi az önce e, anlatılan İtalya'daki örneklerdeki gibi halkın bir taraftan bir tarafa savrulmaması anlamında da bu çok katkı olacağı bir konu olduğu kanaatindeyim. Siyasi anlamda Türkiye hakikaten bu konuda iyi bir bana göre sınav vermiştir evet. ne kadar bu anlamda gurur duysak kendimizle toplumumuzla siyasi kurumlarımızla ben de nihayet çok şükür diyorum evet orada. devletimizle ben kesinlikle haklıyız diyorum tabi olay ciddi bir konu yani korona virüs bunun tabi siyasi anlamdan öte biyolojik psikolojik ekonomik sosyolojik başlıklar altında da mutlaka değerlendirilmesi mümkün bir konu diye düşünüyorum. Tabii biz işin biyolojik tarafında burada ah ben kendimi çok yetkin hissetmiyorum ama televizyonlardan dinlediğimiz kadarıyla <laughs> yani dünyadaki bu virütik salgınlar bildiğimiz tarih itibariyle çok ciddi sonuçlar meydana getirmiş olaylar. İşte en son hatırlanan İspanyol gribi. 1918'lerdeki o büyük gerçekten ölümlere ve çok ciddi anlamda dünya travmaya neden olan bir e, hakikaten olay, vaka. Tabi ondan sonra da yakın zamanlarda e, e, işte bu e, kuş gribiydi, domuz gribiydi. E, bu ses... Devlet olarak bu mekanizmada sanıyorum biraz daha iyi bilişlendik desek yeridir. Tabi tabi Yani ama şöyle bak yanlış anlamayın. Yani Hı -hı. Türkiye Amerika'da var bugün. İşte bilmem İran var. Örnekler anlattı Murat. Hı hı. Yani dünyanın daha modern, daha teknik devletleri bile bu konuda sınıfta kaldılar. Evet. Ha Türkiye Dur. burada gerçekten dünya çapında güzel bir örneği gerçekleştirdi. Burada, Türkiye'de daha başarılı. Tabii yani konuyu başta Sağlık Bakanı'nın baştan itibaren iyi yönetmesi devleti, hı. kurumları ciddi bir şekilde iyi uyarması, iyi domine etmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hassasla, hassasiyetle bu konu üzerinde e, elbette ki ilgilenmesi meseleyle bu sonucu doğurdu. Tabii bu noktaya gelmede Türkiye olarak başka avantajlarımız da var. Ben çok detaya girmek istemedim. Yani Buyurun. Mesela diyelim ki Avrupa'daki ülkelerde Yerel yönetimler bazı hizmet noktalarında farklı hizmetleri yürütebiliyorlar. Sağlık hizmetini eyaletler yürütebiliyor, belediyeler <laughs> yürütebiliyor. Federal öyle mesela. Merkezi bir yönetim kontrol mekanizması çok etkili değil oralarda. Federal ve eyalet yani özel yapı eyalet üzerinden tabii bakılıyor. bazı Hı. hizmetler, işte eğitimin, sağlığın bazı ülkelerde ben detaya girmek istemiyorum. Belediyelerde ve eyaletlerde olması merkezi anlamda e, bu şekilde e, konvansiyonel bir çalışma yapmayı mümkün kılmayabilir. Ya bu, bu anlamda da aslında uyarıcı önemli bir bilgiyi de paylaşıyorsunuz. Farkında olmadan Tabii. belki ama şu da çok çok önemli bir husus. Merkezi sistemleri biz kamuoyu olarak da çok eleştiririz. Tabii. Yani yerinde yönetime karşıyız. Genelden biraz bakıyoruz merkezi bir Yönetim anlayışını daha çok savunuyoruz. E, son zamanlarda siyasetin günü. Anlıyoruz ki olağanüstü durumlarda bu mekanizmanın tek elden yönetilmesinin çok önemli bir husus olduğunu. Bunu da altın çizilmesi yani, gereken her, bir her, nokta. her modelin, her biçimin, her şeklin avantajlı, mutlaka evet, avantajlı evet. zamanları vardır ama hı hı. bizim merkezi yönetim sistemimizi toplum olarak da aslında biz biraz öyleyiz. E, tabii yatkız böyle bir sisteme de ama hı hı. yani sonuç itibariyle böyle bir yönetim tarzının oluşu bu uygulamaların hızlı bir şekilde tüm ülke satında hı hı. E, bir anda aynı anda uygulamaya konulabilmesini kolaylaştırmış bir avantajımız oldu bu. Tabii e, ben işin diğer e, ekonomik tarafları, e, sosyolojik tarafları elbette ki başlıklar altında tartışılabilir ama işin tabii bir de psikolojik tarafı var. Ben aynı zamanda psikologum, hı hı. E, eğitim psikolojisi okudum hukukla beraber. Toplumun psikolojisine nasıl bakıyorsunuz bu anlamda? Şimdi şöyle, yani tabii üstadın yanında burada yani çok öyle total bir pozisyon bir duruş bir hı hı. bir algı ortaya koymak mümkün değil Toplumumuzun içerisinde her çeşitten insanlar var ne kadar çok nerede hangi noktada hangi algıda hangi duygu ve düşüncede insanlar var bu bir araştırma sorucu sonunda bütün örneklerin hepsini toplumda bulmamız mümkün ancak e, tüm dünyada yani tartışılan konu şu veya işte tüm hepimizin televizyonlarda tartışılan veya etkilendiğimiz konuların başında şu acaba yani bu virüs e, etkisi kamuoyundaki psikolojik etkisi virüs e, efsanesi top, hı hı. çöken bu kara karabasan gibi çöken olay acaba bir e, proje mi? Yani bu çok ciddi bir tartışma konusu. Yani Onu insanların var. Tabii yani insanların mesela işte anlatılan şeyler e, bu son 50 yılda, son 30 yılda son son 40 yıldaki gibi virütik vakalar çok kısıtlı kalmış. Yani etkileri çok kısıtlı kalmış vakalar. Domuz gripinde. Şimdi hatırlayın. bunun dışında söylenen şeyler sıtmadan daha çok insan ölüyor. Yani evet. işte e, daha sıradan bir takım enfeksiyonlardan çok daha fazla insanlar öldüğü halde. Neden zaman zaman bu tür bir virütik e, vaka öne çekiliyor. 3-5 vaka üzerinden bütün ülke kapatılıyor. Bir karabasan gibi o ülkenin ekonomisi, sosyolojisi, hayat bir anlamda duruyor. E bunlar uzun süre tartışılacak konular. İşin tabi biyolojik olarak tartışmalarından da ben açıkçası çok fazla tatmin olmadım her iki taraf açısından da. Hı hı. Yani Çünkü neden? Yani virütik vakanın ölüm oranları %2, %4, %5 ölüm oranına ulaşan başka hastalıklar da var. Normal enfeksiyon hastalıklarının daha fazla bulaşıcı olmadığı iddia etmek mümkün değil. Belki bu toplumda her yıl en az 15-20 insan grip oluyor. Mesela bizim evde benden başka bu sene herkes grip hastalığı oldu. O ne büyük bir, bir. Ama enfeksiyon. başladığı yer çok şeydi bu defa. Bütün dünyaya ihracat yapan, bütün dünya ile az buçuk irtibatlı ya bir şey, ülke Çin, bu Çin olunca. Bu Çin Çin şöyle bir bilgiyi de paylaşalım. Wuhan bilmiyorum gittiniz mi? Ama ben Wuhan'a gittim. Ee, yaklaşık 8-10 yıl olmuş gidelim. Wuhan denilen yer çok farklı bir yer. Wuhan e, beyaz Çinlilerin yaşadığı ve devlet yönetiminin ve sosyalistçi devlet anlayışına sahip olan dünyayı yöneten kişilerin yaşadığı bir merkez. Han Soylular. Çin'in Çin'in en etkili insanları ve siyasetini yönetenlerin ve dünyaya yön veren Musevi cemaatinin köklü aileleri de orada yaşamak. Hmm. Onda biraz altını çizelim orada bir gizem var. Hmm. Wuhan'ı öyle sıradan bir yer olarak da okumamak lazım. Neden Wuhan diye? 91 yılındaki yazılan biliyorsunuz bir efsane kitap vardır ki virüs oradan yayılacağını isim veriyor 2020'de Bunlar hepsi kayıt altında. Hmm. <laughs> Bunların toplamına baktığımızda Acaba mı e, bu diye söyleniyor tabii, ki benim bu tartışmalar yani programın başında özür diliyorum ifade ettiğim şekliyle aslında 3-4 yıldır bu virüsün dünyada yaygın olduğunu, bazı ülkelerin doğrudan üzerine çalıştığını, bu yeni virüs savaşları tesadüf olmadığı böyle bir takım... Bu dördüncüymüş hatta. Tabii. Dördüncü koronavirüs. E, yani dördüncü korona Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapan ülkelerin başında İngiltere'de geldiğinde söylemekte fayda var. Şöyle tabii ben yani esas şunu anlatmak için o konuya girdim. yani şunu görüyoruz ki yani Cana Allah hakikaten muhteşem bir yaratılış her şeyi yaratmış. Yani şimdi ben virüs nedir diye baktım biyoloji bilmediğim için. Hı hı. Yani cansızdan canlıya geçiş formatı diye böyle tanımlanıyor. Tabii. Çok DNA'sı en küçük bile yok. En küçük DNA işte 3-4 veya Baz, 200 kadar olabiliyor var. Genelde yani DNA. En küçük giriyor. mikroorganizma. Tabii. Ama o kadar kabiliyetli ki Cenab-ı Allah'ın yarattığı en küçük bir varlık bir mahluk bile bütün insanlığı titretiyor. Birçok bilim insanı canlı kategorisine bile koymakta tereddütlü yani gibi ortada kalmış tabii, 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 gezegen tabii. mi değil mi ne yapalım? Tabii, yani düşünün. Yani bu kadar ilerlemiş üniversiteler, bilimler, akademiler, işte sanayiler ve sonunda Aciz en basit bir canlı örneği bile olduğu tartışmalı bir virüs geliyor ve bütün insanlığı titretiyor. Tabii. Yani <laughs> bu şey var ya, yani, güzel bir söz var. Diyor ki teleskopla mikroskopla insana baktığımızda ne kadar muhteşem ve inanılmaz olduğumuzu görüyoruz. Abi. Teleskopla diyor evrene baktığımızda ne kadar aciz ve basit olduğumuzu Abi, görüyoruz. Yani özetle şöyle e, tabii burada söylemek lazım. Yani e, rahmetli Al bakan hocam da hep örnek verirdi. Kafamızı kaldırıp kainata baktığımız zaman bir sonsuzluk var. Yani e, hafızaların, rakamların, matematin ifade edemeyeceği bir evet. sonsuzluk var. Peki. En basit örneğini rahmetli hocam şöyle anlatırdı. Derdik biz Samanyolu galaksisindeyiz her galaksi 500 milyon milyon ışık yılı ortadaki şeyin çemberin e, teyetin e, ortadan gelen çizginin mesafesi 500 5 milyar bizim güneşimiz gibi güneş var tabii, her birinin içinde yani 500 milyon tabi 500 milyon her galaksinin uzunluğu ortadaki çizginin uzunluğu 500 milyon ışık yılı her samanyolu galaksisinin 250 milyon yıl. Yani 250 milyon ışık yılı. Şimdi böyle aya gidiyoruz, Mars'a gidiyoruz diyorlar ya geçenlerde yine bir hani İngiliz bilim adamı dedi ki güldü. Yani uzayla düşünmek Mars'a gitmek arasında çok fark var. Mars'a gitmek hiçbir şeydir dedi yani aradaki... Ondan sonra en yakın yıl şu kadar bir mesafededir. Bu, kilo... yani bu, bu kadar uçuk bir durum var ya. Işık hızı da saniyede 360 bin kilometre. Saniyede 360 bin kilometre gidiyor. Yani bu kadar büyük bir alemin içerisinde ama tam ters noktada da en küçük bir zerre bile <laughs> ne kadar güçlü yani ne kadar her şeyi muhtemelen... <laughs> ne kadar etki de yapabileceğini düşünelim. Yani biz hep beraber belki bu anlamda yeniden toplumların insanların aslında bu tür vakalar Peki. yeniden düşünme yeniden yani felsefesini yeniden yapma yeniden bu işin özüne dönme için bir fırsattır diye düşünüyorum. Yani psikolojik olarak belki son cümle şu olabilir. Maalesef 20. yüzyılın insanını kurgularken liberal insanını kurgularken ülkeler işte bilimler, felsefeler insanı amacını yaşam yaptılar. Yani ne için varsın? Yaşamak için varım. Yaşam amaç olunca işte bu korkularda daha da birden çok çabuk büyüyebiliyor. Eğer bir insanın siz bu toplumda amacını yalnız yaşamak, daha uzun yaşamak, daha iyi yaşamak haline dönüştürürseniz böyle bir amaçla bir insan bu toplumun içerisinde her gün kalkar daha başka amaçları onun için değerli hale getiremediyseniz ister istemez o olayların etkisi psikolojik olarak daha derin olacaktır daha etkili olacaktır. Daha yıkıcı olacaktır. Allah korusun. Tabii biz henüz daha işin başındayız. Allah korusun. İnşallah yani iyi bu da geldik. ülkemizi teyit geçer diye düşünüyorum. Çok beklettik yani. ama. Evet. Konuyla İsmail ilgili... Bey'e ben reklamlardan sonra söz vereceğim. Çünkü bir reklam arasına gideceğiz. İsterseniz kısa... konuyla ilgili geçer sonra unuturum diye bir şey Hı -hı. söylemek Peki. istiyorum. Şimdi arabada giderken biz kaçla gideriz? 140'la, 160'la. Hı -hı. En hızlı. Hı -hı. Yani Hı -hı. otomanda falan. Değil mi? Saatte 360 160 kilometre gidiyoruz. Işığınızı bir saniye içinde 360 bin kilometre gidiyor. Yani bir ışık fışt diye gittiği zaman. Dolayısıyla yok. biz gökteki yıldızların mesela 30 yıl önceki halini görüyoruz. Çünkü bazılarının. Kiminin 100 yıl önceki daha, halini görüyoruz. Daha da Çünkü 100 ışık yılı uzaklıkta bize. Saniyede 360 bin kilometreyle hızla geliyor o görüntü. Şimdi dolayısıyla söylediği gibi çok mühim bir konu. Bizim galaksimizde 50 milyar tane bizim güneşimiz gibi güneş var aşağı yukarı. Her birinin etrafında da gezegenler falan var. Bu galaksiden de şimdiye kadar sapladıkları 10 milyar galaksi var. Hadi buyurun çıkın işin içine. Hocam var Mega fizik üzerine günün, hiç hacmi, konuşmak hiç bile istemiyorum. O baş başına hakkında bir, hakkında bir konu. Mümkün değil yani. Peki. Ee, Ayşe Güngör hanımefendi özellikle ben isimlerini veriyorum. Ee, Birçok sosyal medyadan soru geliyor. Tek tek hepsine cevap veremeyeceğim ama bazıları önemli bakanlığın bundan ilgili hızlı bir şekilde bir tarama yapması gerekmez mi? Veya böyle bir çalışma yapılabilir mi? Doğrudan tedbir alınması açısından. Böyle bir şey uygun olmaz. Bir defa bunu kamuoyuyla paylaşalım. Nedeni şu. Virüsün tanımı ve virüs üzerinden bir tarama bilimsel bir ölçü üzerine ve toplumu paniklendirmekten çok veya karşılıksız yani sonuçsuz bir yönteme girmek de işin içerisinden çıkılmaz bir hal alacağını bunu paylaşmak isterim. İsmail hemen İsmail Özbey ile reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sosyolog yazar İsmail Özbey ile devam edeceğiz. Şimdi sosyologların daha farklı bir bakış açısı var. Bu gibi durumlarda değerlendirmeleri de farklı. Tarihsel geçmişimizden birlikte insanlığın tarihi üzerinden bakıldığında birçok veba hastalığı, virüsler vesaire tanımı yapılmıyor o günkü şartlarda. Bugün veba diyoruz onların adına kısaca toplum diliyle. <laughs> ama bir de sosyolojik olarak bakalım. Örneğin e, siz bu korona virüsüne bakış açınız nedir? En çok neden huylandınız veya neyi e, hesabı yapılarak acaba bu virüs üretildi veya doğal var mıydı? İşte koronanın içerisinde birçok tanımı yapılmayan virüs türlerinden sadece COVID-19 e, ismi verilen buna benzer kaç virüs vesairesi. Belki bilimseldir ama siz nasıl düşünüyorsunuz neyin hesabıdır bu? Şimdi bir defa şunun e, tanımını tabii ki bizim yani açıkçası e, tabii Murat Bey tıp terki olduğu için kavramlara çok hakim maşallah yani o e, bu işi iyi kotardı. E, bir sosyolojik ve tarihsel perspektif benim alanlarım belli yani interdisipliner biraz e, bakıyorum konulara çoğu zaman ama e, yani bir defa şunu birkaç tane perspektif açarak belki katkı sunabilirim yani yoksa işin teknik boyutuna Buyurun, dair hocam. bir şey söyleme şansına sahip değilim ama e, tabii ki tarihsel boyutta çok büyük vebalar, çok büyük salgınlar var. Milyonlarca insanı öldürmüş salgınlar var. E, tabii hijyenin e, çok iyi olmadığı dönemler biliyorsunuz. E, su biriktirme meselelerinde, e, bakteri üreme meselesinin işte tifolar, efendim birçok hastalığın, e, efendim özellikle bit vesilesiyle işte askerler ordu, bir de mesela yün e, e, kıyafetler olduğu için tabi bunların kaynatılması, edilmesi çok mümkün olamamış o yüzden de pek çok parazitler sebebiyle işte ya da su depolama sistemleri bugünkü gibi işte klor olmadığı için yaz aylarında özellikle çok yoğun bakteri hastalıkları ortaya çıkmış filan. Yani her dönemde milyonlarca insanı bu bir şekilde kırıp geçiren hastalıklar var tarih seyri içerisinde de. Ama dediğim gibi bugün tabi modern çağda hijyenin efendim gerçekten de tıbbın ilerlediği bir zeminde hala tabii insanoğlunun bu teknolojik e, tarafını ve o o noktadaki acziyetini insana hatırlatan da büyük e, bir takım şeyler oluyor netice itibariyle. Hatta bir gün bir hocamız e, bir kongrede çok güzel bir şey söylemişti. Dedi ki, e, bu pamuklu kıyafet dedi. Pamuklu kıyafetin e, bulunması binlerce, milyonlarca doktordan daha büyük bir şeydir dedi yani. Neden? Çünkü yün kaynatılamadığı için dezenfekte edilemiyordu. Dolayısıyla pamuk kaynatılabildiği için e, ...mikropların ölmesine sebebiyet verdi ve insanın vücudunda yaşayan parazitler... ...dolayısıyla bunlara karşı mücadelede pamuklu kıyafet bir devrimdir yani. Hmm. Müthiş bir şeydir Abi yani. Bir de böyle görünmeyen devrimler var yani. İşte. Yani Benim e, hayatımda öğrendiğim en enteresan e, şeylerden Önemli. biridir bu. Evet. Pamuklu kıyafetin bulunması meselesi. Ee, yani ben katkı olsun diye söylüyorum. Süleyman Demirel bir sohbette sağlıkla ilgili böyle bulaşıcı hastalıklar söz konusu olunca... ...demiş ki Allah razı olsun çayı edenden demiş ya. İşte demişler ki yani hayır, neyin tabii ne ne çayı icat edenden Allah razı olsun demiş. Ne? Niye demişler? Ya çok şükür demiş. Birader suyu kaynatarak içiyor demiş bu sayede yoksa bu, bu yüzden <laughs> i̇şte, de çok evet. ciddi çok <laughs> sağ Hakan Bey'in de başta ifade ettiği şekliyle konuda almasın diye söylüyorum. Evet biz temiz bir toplum yani İslam e, kültürü içerisindeki o e, ritüeller gereği yapılması gerekenler bunun ne kadar önemli olduğunun altı çizilmesi gerekir. Tabii ki, tabii. Bu sanıyorum bu çayın da e, bu kısmını biraz oradan baktığımızda evet e, dezenfekte edilmiş, kaynatılmış, su, izole edilmiş su çok sağlıklıymış. O çayı da en çok tüketen toplumuz yani. Tabii. Evet. İngilizler bize bu çayı çok tükettiğimizden dolayı biraz şeye olarak bakarlar. Önyargılı bakarlar. Bu kadar sıcak çayı niye içiyorsunuz kardeş? Siz iyi misiniz diye derler. Yani ki, Rusya'dan sonuçlar, falan gelir biliyorsunuz. Çay. Çay. Tabii tabii. Yine Çin Bölgesinde. Çin'den ve Rusya'dan geldi. Tabii. <laughs> Buyurun. Ee, tabii şimdi burada e, tarihsel boyutunda benim bildiğim e, yani bu bu tip vakalar çok fazla var. Tarihin seyrini değiştirecek, olayların akışını değiştirecek kadar. Hatta e, bu şey Gibbon diye bir adam var. Onun e, çok meşhur bir sözü vardır. Der ki e, tarihteki olayların seyrini değiştiren, e, kaderini değiştiren hadiseler bakımından çok önemlidir bir safra damlasının diyor bir kas teline dökülmesinin tarihte oynatacağı taşların değeri çok farklıdır yani çok büyüktür muhteşem taşları yerinden oynatabilir yani bir safranın yanlış kas teline düşmesi ama hangi kişinin safra teline kas teline düşen o safra damlası Şimdi bir, bir çok büyük bir devlet adamının üzerinden baktığınızda değil mi bütün olayları yerinden oynatabilecek kadar büyük şeylere sebebiyet verebilir bir safra damlası. Kötülerde evet. hiç ee, düşmüyor işte, hep iyilere düşüyor e, evet. Şimdi e, maalesef biraz da bazen de tabii ki bu da başka bir imtihan oluyor ama yani olaylar tarihsel seyirde mesela işte mutlaka bunların bu tip boyutları var, hastalıkların, efendim salgınların bu tip boyutu var. Bir de e, açmak istediğim başka bir perspektif şu tarihten bu yana, kadim tarihten bu tarafa, bunu birçok yayında da ifade ettim. Burada da ifade etmekte fayda olacağını düşünerek bunu söylüyorum. İşte Hürriyet Gazetesi'ne de daha yeni bir röportajım yayınlandı. Bu konuyla ilgili en azından biraz malumat sosyolojik boyutuyla en azından verebilmek hı hı. üzerinden. Ee, orada da şu var, yani korku çok kadim bir algı, yönetimi ve kontrol aracıdır. Korku. Tarihten bu tarafa hep böyledir yani. Bunu Korkuyu merkeze aldığınızda etrafına birçok şey koyabilirsiniz. Bu bir hastalığın manipülasyonu ve onun üzerinden korkunun kitleselleştirilmesi... boyutundan tutun da... ...bir efendim devletin... E, ...herhangi bir sosyolojik hadiseyi ya da bir siyasi bir hadiseyi... ...müthiş derecede abartarak, onu bezeyerek... ...topluma büyük bir manipülatif araç olarak sunması ve toplumu kontrol etmesi. Çünkü... E, toplum, devletler şunu yaparlar: Topluma korkacakları şeyi göstererek neye sarılmaları gerektiğini aslında e, öğretmiş olurlar. Bir tarafa korkuyu koyar, ama karşısına da onun umudu olabilecek başka bir şeyi koyar. O korku, öbür taraftaki de onun çıkarıdır. Yani bu sefer sosyoloji böyle. Sosyoloji böyle. Evet. Dolayısıyla öbür taraftan toplum e, bir şey orada abartılmış bir korkudan, vehimden kaçarken. Bu sefer devlet ona diyor ki bak sen buradan kaçıyorsun ama senin kurtuluşun burada. Hani ne yapıyor şu anda? Ben nerede şöyle somutlaştırayım. Biraz işi felsefenin e, soyutluğundan çıkarıp bir yere getireyim. E, temelde korku aynı olduğu için söylüyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül saldırıları meselesi. Hı hı. Benim bildiğim tarihteki korkunun fırsata çevrilmesinin toplumların manipüle edilmesinin en güzel örneklerinden birisidir. Müthiştir. Temel referans olarak alınabilir. Korku. Korkunun <laughs> fırsata çevrilmesi hadisesi. Orada mesela 11 Eylül saldırılarında kulelere saldırıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da, Irak'ta Doğru. ve dünyanın pek çok Amaçlarına bölgesinde... ulaşmak kafasına için. Kafasına esti, geç, esti geçti. Nereye? Referans olarak Doğru. neyi verdi? Bakın dedi, eğer biz sizi gelip bu beladan kurtarmazsak sizin kafanıza da 11 Eylül gelecek. Kurtarıcınız biziz. Zaten demesine de gerek yok. Hava o olunca otomatik olarak kimse bir şey diyemez. Dolayısıyla, dolayısıyla o aynı şey sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin despotik tarafını yaşatmasında bir efendim bir manivela olmadı. Aynı zamanda dünyada e, otokratik, totaliter pek çok devlet adamına da müthiş referans oldu 11 Eylül saldırıları. Bu işte korkunun toplumları nasıl yönettiğine çok temel örneklerden bir tanesi. Şimdi koronayı da biraz tanımlanamamış, Henüz üzerinde çalışmaları devam eden aşısı bulunamamış örneğin, bir koronayı. bir virüs olduğu için söylüyorum. Tamam Buna bir örnek vereceğim yine, başka bir yerden hı hı. çok belki alakasız gibi durabilecek, ama temel mantığı aynı olduğu için söyleyeceğim o da sosyolojik bir virüs olarak söylüyorum. Daesh. Mesela Daesh niye e, bu kadar mesela toplumda hızlı bir şekilde müthiş bir yayılım gösterdi? Etki. Çünkü orada da bir korku vardı ve e, kapalı bir devre. Ve aynı şekilde e, ölümü şehrin göbeğine ve medeniyetin göbeğine müthiş bir ürpertici bir tavırla taşıyordu. Acımasız bir yönüyle gördü. Vahşet tablosuyla evet. taşıyordu. Ve içine girip de bunlar kim, nedir bunlar diyemiyordunuz. Tanımlama getiremediğiniz Nasıl için insan inanılmaz bir ürperti yaydı insanlara değil mi? Kafa kesmeler evet. şeyler ve kapalı devre. Diri diri sistem. yakmakla. Evet. Evet. Tabii sonradan ne olduğu çözüldü. Genetiği çözüldü, genleri çözüldü. Türkiye'nin şuradaki harekatıyla beraber aynı zamanda ne oldu? O kof bir yapı olduğu, Amerika'nın pompaladığı gibi 30 senede halledilecek bir virüs olmadığı. Evet. Çözüldükten sonra insanlardaki ürperti azaldı. Şunu söylemek istiyorum, ez cümle. Hı hı. İnsan bilmediğinden ve tanımlayamadığından korkar. İnsan doğru metodolojiyle ilmi ya da vehmi. Bak bunu hı, özellikle hı, hı. söylüyorum. ilmi ya da vehmi. Her konuya kendince bir tanımlama getiremediği zaman korkar, ürper ve endişe eder. Burada devletin ortaya koymuş olduğu bu bilgilendirme metodolojisi ki ben buna son derece önem veriyorum. Devletimizin her konuda bunu yapması gerekiyor. Yani bugün hakikat çürümesi yaşadığımız, gerçeklik çürümesi yaşadığımız Sosyal medya gibi manipülatif araçların da çok yoğun bir şekilde işlediği bir atmosferde toplumun güvenilir kaynaklar eliyle sürekli informe edilmesi gerekiyor dezenformasyona karşı. Aksi takdirde bu toplumlar artık dünya bu kadar 8 milyona, milyara yakın insanı dünya hiç misafir etmemişti. Kitleler hiç bu kadar kolay manipüle edilebilecek araçlara sahip olmamıştı. O vesileyle de öyle inanıyorum ki bugün bizim başarmamız gereken şey toplumun güvenliği güvenilir kaynaklardan ve sık olarak bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin kontrollü bir şekilde yönetilmesi meselesine dayanıyor. Ha bu mevzu basit bir mevzudur demiyorum. Asla diyemeyiz. Ama ben şunu biliyorum ki korku ve kaygı bilincin katilidir. Şey korku ve var. kaygıya korkuya ve kaygıya kapıldığınız zaman korkuya ve kaygıya kapıldığınızda akıl durur. Akıl Peki, işlemez, rasyonelite kaybolur. E, e, İsmail e, Bey, e, yani, şimdi biraz e, belki bir cümle psikolojik olur. Buyurun hocam, alayım. Yani elbette ki biz insans. yani hı hı. temel duygularımızın içerisinde en temel duygularımızda korku vardır. Hı hı. Korku yani e, olgusal bir olaydır. Tabii Fakat şöyle kurgusal söyleyeyim, kurgusal korgular, yani özür dilerim, yani kurgusal manipüle edilmiş. Ya, tam e, ben onu soracaktım. E, sizin, e, sizi desteklenmiş. Bir de şunu isterseniz, abi, bir, diye bir şekilde insan bir yani insan düşüncesinde evet. yapabilecek şeylere dönüşebilir. Fakat size e, şunu söyleyeyim, e, tamamlayıcı tamamlayıcı işte olarak şunu söyleyeyim, bunu söylemediğimiz zaman orada bir şey eksik bırakabiliriz. O da şudur. Sağ olun. Korkular öğrenilir. Doğuştan getirmeyiz korkuları biz. Öğrenilir. De neden korkmamız gerektiğini toplum öğretir bize. Hayat öğretir. Gerçekten yüzleştiğinizde. Hindistanlı bir adamın korkusuyla benim korkum aynı değildir. Dolayısıyla eğer ben korkuyu öğrenerek korkuyorsam, yani neden korkmam gerektiğini öğrenerek ondan korkuyorsam Aynı şekilde ondan öğrenerek de o korkumdan kurtulabilir. Peki tam da burada İsmail Bey araya gireceğim. O da çok önemli Tabii. bir husustur. İzleyicilerimizin en çok belki merak ettiği konulardan biri şudur. Siz örneğin bir sosyolog olarak korona, COVID-19'un laboratuvar ortamı mı, bir korku imparatorluğu üzerinden geliştiren bir virüs mü olarak mı düşünüyorsunuz? Hayır. Ee, doğal tabi yollardan güçlenmiş bir virüs olarak mı düşünüyorsunuz diye sorsam hangisini tercih ediyorsunuz? Şunu söyleyeyim. Buna tabii ki tek kelimeyle bir cevap verme şansımın olmay olamayacağı için bir iki cümleyle evet. ifade edeyim. O da şudur. Her iki tarafı da besleyecek kanıtlar her zaman vardır. Hı hı. Komployu da besleyebilir. ilmi perspektifteki duruşları da besleyebilir. Ben bir defa bunun tabii ki bugün bu tip manipülatif şeyler de çok olabiliyor çünkü mevzuların içerisinde. Bu ihtimali hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Bu bir yerde dursun. Fakat biz e, şunu da mutlaka işin içerisine katalım. Yani bugün e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın e, bir devlet başkanıyla yani koronavirüse kapılmış bir devlet başkanıyla yan yana durup da onun koronavirüse kapılıp kapılmadığını bilmediği bir ortamda yan yana fotoğrafı var. F fotoğraf veriyor, görüşme yapıyorlar. Yani bir devlet düşünün bir virüs ihraç ediyor, üretiyor. Fakat ürettiği bir virüsün tehdidinden ve tehlikesinden kendini koruyamayacak kadar ve kimde olduğunu bilemeyecek kadar kontrolsüz. Tabii belki şöyle de Bunu da yanına not edelim yani. Bir cümle, peki. Tabii doğru söylüyorsun evet. ama. Sana ben aynı şöyle soruyu soracaktım bana. onun için. Öyle tamam. mi? Aynı soruyu. Tamam, tamam, peki. Peki. Şöyle ama yani şimdi öyle bir sistem var ki mesela Amerika'da e, kendi başkanını öldüren güçler var. Kennedy acımasız ama, bir yönetim anlayışı yani, var orada. Bir andaki bilemediğimiz. Hocam e etki olduğunu... yani kur ben işin olgusal tarafındayım. Kurgusal tarafına takılmıyorum hiçbir zaman için de fakat kurgusal taraftaki sözleri de çok atmamak lazım. Şimdi bir devlet, bir Amerika e da bir güç gizli bir el, gizli bir güç, gizli bir mekanizma cinayet işliyor ve bunu üstü örtülüyor ve açılamıyor. Böyle bir şey varsa bu tür kurguların da her zaman için yani destekler tarafı var dediği için söylüyorum hı hı. Ee, o kadar böyle boşlukta duran şeyler değil kurgularda ee, bu manipülatif kurgularda ama e, biz bence hep beraber ben yine katılıyorum olguları esas alarak yürürsek daha sağlıklı yol alırız kurgulara da bakacağız ama olgular üzerinden yürürsek hocam benim buradaki daha temel tezim, temel ben tezim katılıyorum desteklemek için ya, benim yani. rasyonel tem şuradan ileriye evet. geliyor bakın Yok, rasyonel tem şuradan ileriye geliyor benim eee bir insan düşünün, sisteme bir şey enjekte ediyorsunuz. Hani bu diş macununu tüpünden çıkarmak gibi. Geriye aynı şekilde toplayabileceğinizin bir garantisi yok. Yani kendinizi de yok etme ihtimali pahasına bir iş yapar mısınız? Bunun bir rasyonelitesini düşünmemiz gerekiyor. Şöyle yani bunu e, evet. kurgulayan mihraklar, Zaten devleti kendisi bir oyuncak bir alet olarak görüyorlar. Ama yani. burada bir oyuncaktan bahsetmiyoruz. Yok. Öldürücü bir virüsten bahsediyoruz. Şöyle yani. onlar muhtemelen yani bu virüsün yani şöyle söyleyelim. Yani şimdi biz gördüğümüz bir hadise var. Yani kurgu tarafını anlatanların kardeşim bu virüsün öldürme oranı kaç yüzde iki? Kim öldürüyor? Yaşlıları öldürüyor. E bütün enfeksiyonlar Yaşlılar şimdi. dünya için hayır. tehdit midir yani mesela, hayır. mesela? Hayır. bilmiyorum. Yaşlılar mıdır şey hedef? Bir kültürü ortadan, geneyi yani, yok etmek yeterli. Hayır hayır. Yeterli. Yani şöyle arkadaşlar yani, yani diyelim ki vaka bazında ölüm oranları sıtmada daha fazla. Mesela. Ya da başka hastalarda. Veya hastalık daha fazla. Yani ölüm oranı yüzde Ve, %20. Veya oldu. şöyle bir şey diyelim. Ondan Normal doğal ölümler yoluyla e, virüs türü türü demeyeyim gripal enfeksiyonda yılda kaç bin kişi ölüyor? Ya 50, 50 milyon yakın insan ölüyor. Yani. yani zaten son itibariyle şimdi bir e, bir e, bir virüsü alıp da onun üzerinden bir e, hakikaten bir korku bir karabasan dünya üzerine çöktü. Ya da bir takım denemeler yapıldı. Yani belki, tabii belki belki denemeler yapılıyor bilemiyoruz. Ben de ben işin, şey ortamında üretildiğini. Ben işin oluyor. kurgu tarafını açıkçası çok yabana asmıyorum. Ama sonuçta biz yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız için olgulara bakacağız. Bir virüsümüz var. Bu virüsümüzle savaşacağız. Ve devletimizle toplumumuzla beraber bu virüse savaşın e, başarılı bir şekilde sürdürülmesi hususunda elimizden geleni yapıyoruz. Bak ben da bir şey Buraya daha söyleyeyim. Buraya mesela e, aslında getirdim. tevil mesela tevil e, yorum meselesi var ya Hı. şimdi hani e, Umberto Eco'nun mi yorum ve aşırı yorum e, şeyi vardır böyle. Şimdi bazen e, yorum iyi bir şeydir de aşırı yorum iyi bir şey değildir. E, her zaman bizi çok başka bir yere götürebilir. Benim temel perspektifim şu. Bakın Kur'an-ı Kerim gibi çok temel bir kaynak yan tarafta dururken Hala insanların iştahını en fazla kabartan şey nedir? Kur'an'ın efendim gösterdiği şeylere rağmen efendim yan taraftaki komplocuların, medyumların, değil mi? Evet. Bakın, bugün teknolojinin ve bilimin bu kadar gelişmiş olmasına rağmen bugün dünyada inanın yıl başında, her yeni yılın başında bize en çok yorum yapanlar Alimler ve ilim adamları değil medyumlardır. Bu animist, Aa, bu animist şimdi, dünya toplumu. Bakın insanların iştahını kabartanın ne olduğunu anlatmak için söylüyorum bunu. Burası ictihaldır yani. Resmi kaynaklar bakın bu şeyde de yapıldı. Devlet işlerinde de bu böyledir. Yani e, iktidarı destekleyenler resmi kaynakları her zaman baz alırlar. Her zaman onlara referans verirler. Ama iktidarla ilgili problemi olanlar Rakamlar onlara yardım ettiğinde ona dayanırlar. Rakamlar başka bir şey gösterdiğinde bu sefer derler ki devlet rakamları kontrol ediyor. Evet. Şimdi bu işte kabartıcı şeylerdir Mustafa bunlar. İstatistikasyonlar. Bu Cümlem sadeyse arz etmek evet, istiyorum. buyurun. Peki. Bu olay vasıtasıyla biz bir şey daha öğrendik elhamdülillah. Çok şükür ne mutlu ki Müslümanız. Ah, tam Müslüman, orada Müslüman tam gibi. orada araya girer. Yani Müslüman gibi yaşayabilirsek her, tabii. Hayır, hayır en basitinde her konuşan e, virüsle ilgili bilim adamı ne diyor? Ellerinizi yıkayın. Elinizi ağzınızı burnunuzu yıkayın yüzünüzü yıkayın. Mehmet Öz biliyorsunuz yani, Amerika'da dolayı, e, dolayı önemli bir hoca yani, hocam. Yani ne kadar şükretsek Müslüman olduğumuzda dinimizle elhamdülillah. Amerika'da zaten taharet musluklu tuvaletlerin, klozetlerin patlama olmuş mesela. Dinimizin he, kıymetini şey değildir, bilme tabii. hususunda aslında bu bir vesiledir, fırsattır. E, Kur'an'ı baz aldığınız için müsaade çok teşekkür ediyorum. Ben de bir cümleyle bununla beraber katkı bu. Mehmet Öz çok değerli bir hocadır. Amerika'da e, bilinen e, talk show programlarında e, önemli bir Hoca el nasıl yıkanır diye onlara doğrudan uygulamalı olarak canlı yayında gösterdi. Ben de izledim. Bilmiyorum izlediniz mi onu? İzledim. İslam'ın Türk o East güzelliğinden East temizlik East nasıl yapılır? Bunu sizin East böyle East yaptığınızda East olmuyor, East olmuyor East. diye böyle hatta kullanıcıya kadar. Türk style diyor. Türk style. Şey tam, tam tam tabii yani. Virüs nasıl temizleniyormuş onlara da gösterdi. İslam'ın o güzel Ama yönü. Şey, Avrupa'da... Ben... E çok ilginç bir araştırma daha önce yapılmış bir araştırmaymış. Bugün tesadüfen gördüm. E, tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığı yüzde %98 ile Bosna. yüzde evet, evet. %96 94.6 ile Türkiye. Türkiye. Ondan sonra kademe kademe diğer taraflar evet. geliyor. Enfeksiyon en sonunda. çok enfeksiyonun en çok görüldüğü e, Avrupa ülkesi İtalya'da 57. En diplerde bir yerde. Yani, yani ne kadar temiz olduklarını. Evet. Hadi biz, bizdeki bazı aydınlar vardır. Onlara da mesaj vermek lazım. Aa. Fransız toplumu veya İtalyan, Alman. Onlar aydın değil. Az önce dediğim gibi aşırı aydın onlar. Aşırı aydın. Ben gösteremiyoruz. Bu Kur'an-ı Kur Kerim'den değinmişken e, <laughs> çok güzel aslında çok sevdiğim saydığım Cengiz Numanoğlu'nun sözleriyle de burada bir katkı olsun diye onu da okuyarak e, ifade etmek isterim. Kendisine de burada selam ve saygılarımızı iletelim. Çok önemli. O nedir o sözler? İnsan doğmak insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Aa. Bunların altındaki yine önemli bir söz, İlle de bir tokat mı yemelisin, ensene, ölüm sana gelmeden sen kendine gelsene diye güzel bir söz değil mi? Çok güzel. Ha şimdi virüs dedik, virüsten nereden nereye gidiyoruz? Ama var olan o ilahi kudretin güzel yaşam biçimi içerisindeki dini ritüellerin temizin ne kadar önemli olduğuna geliyoruz. Hakan Bey şundan başlayalım mı? Biraz tarihsel geçmişimizden, bu toplum değerlerinde vebayla karşı savaşma mı diyelim? ki bizim Yeni Akit gazetesinin manşetinden Murat Bey'in de ifade <laughs> ettiği şekliyle. Evet, Korona'yı karantinaya alıyoruz ama her şeyden bir tedbiri de elden bırakmamak gerekir. Bizim toplum geleneğimizde buna benzer birçok ilaç yöntemi de vardır. Geçmişteki kaynaklara baktığımızda hani kocakarı karı ilacı diye tıpta biliyorsunuz artık böyle bir tanımlama var. Tarihsel geçmişimizden bugüne baktığımızda vebaların tarihiyle birlikte Türk toplumun değer yargısı, o temizliğini nasıl, tabi temizliğini nasıl öne çıkarabiliyoruz çok nedir? Güzel. Çok güzel bir konu. Şimdi efendim temizlik konusunda tarihi akış şöyle. Bir kere ee, temizlik İslam'dan sonraki Arap toplumunda çok yaygın ve güçlü bir e, argüman oluyor hı temizlik. Hı. Yani ne zaman bu? 6. yüzyıldan sonra. Evet bu arada Hakan Bey son dakika bilgisi arkadaşlarımız paylaşıyor. E, Koronavirüsle ilgili 6. vakamız yanılmıyorsam tespit edilmiş. İnşallah daha fazla olmaz. Yani neymiş? Demek ki gizlenmiyormuş. Az, az önce anlık olarak da aynı. Aynı Şimdi göreceksiniz. Aynı e, ekip içerisinde, aynı birbiriyle bağlantılı kadro içerisinde karantinaya alınanlardan biri çıkacak. Evet. Peki, evet. buyurun. Şimdi çok kısa kısa önce bölgeleri söyleyeyim. Sonra hı hı. Türklerle olan temizlik rabıtasını Avrupa ile mukayese edeyim. Temizliğin e, birinci önemli ha, bölgesi. Özür dilerim çok şey özür dilerim. Muhtemelen şey de olabilir bakın 18 bin umrecimiz dönecek. Hı hı. Veya da döndü hı hı. bir kısmı. Onlar da tamam, evet ülkeye dönüşler. Olabilir. Onu da özür diliyorum. Onu da hı. şey yapmak lazım. Şimdi, ha, umreden dönen vatandaşımızda virüs tespit edildi. Çünkü bugün son dakika yazdım. bilgisi geldi. Bugün yazdım. Peki. Bu aslında Umreden kontrol edilebilirlik açısından da e, aslında iyi bir şey etti. Eşimin payısına bunu söylemek evet. lazım acaba çalışıyor mu? İyi yani. <laughs> bir şeye tekabül ediyor çünkü birine enfekte etmeden hani bir şekilde karantinaya alınma durumu ki. Hayır ben bu ben bugün yazdım. Yani. Umreden 18 bin umrecimiz var. Dönüyor bir kısmı, bir kısmı döndü, bir kısmı gelecek. Bunların durumu ne olacak? Ben haberlerini Şimdi birincisi e, temizliğin güçlü olduğu tarihteki kısa kısa birer cümleyle e, izleyiciyi sıkmadan bölgeleri ele alalım. Bir, 6. yüzyıldan sonra İslam coğrafyasındaki Araplar bu bir. Çünkü abdestin gelişi, gelişiyle e, aşağı yukarı 3 defa minimum 4 defa hani öteki rakete kadar bozulmayan abdest olabiliyor ama ortalama 3 gibi düşünebiliriz. Ee, bir kere 6. yüzyıldan sonra uzun bir süre bu 600-700 yıl sürüyor İslam coğrafyasındaki Arap toplumunda bir temizlik var bir iki ilginç bir şey tezat Roma ve onun devamı olan bizansta diğer imparatorluklarla karşılaştırdığımızda temizlik kısmen çok daha iyi neden bunların hamamları meşhur mesela hı hı. sen bizim Türk hamamı dediğimiz bizim Bizans'tan aldığımız bir şeydir. O hamam. Evet. evet. Çünkü Roma'nın hamamı meşhurdu. Doğru. Roma hamamları meşhurdu. Bizans'ta Roma'nın devamı olarak mesela şimdi Sultanahmet Meydanı'nın etrafının her tarafı hamam doluydu. Yani ikinci dikkat edeceğimiz yer ee, Bizans Bizans hamamı ve Roma hamamı. Bunun dışında ki birisi işte milattan önce 300'de başlar. Milattan sonra 400'de biter. Bizans da 1000 yıllık bir devlet. Türklerin en büyük avantajı bölgeye geldikten sonra temizlik olarak bir kere Müslüman olunca abdest geleneği temizlik geleneği. Hı hı. Çünkü Orta Asya'da çok yıkanan bir toplum değil Türkler. Açıkçası. Mesela Moğolları örnek aldığınız zaman Evet eleştiriliyor. E tabi. Ama mecburi şartlardan dolayı zaten. Şartlardan e, tabii. dolayı. E, bozkır'lardan su bulamıyorsunuz canım, ki zaten. Üstündekini 20 gün taşıyan adam var orada. Evet. Ama buraya gelince, bu bölgeye gelince çok büyük bir avantaj. Hem İslam coğrafyasındaki inanç temizliğiyle, İslami inancın temizliğiyle bir de Bizans'ın o hamam geleneği birleşince Osmanlı toplumunda bir temiz Süreç başlıyor. Yani diyebiliriz ki böylece hı hı. dünyadaki dördüncü veyahut da bu üçü kadar etkili olabilecek temiz bölgelerden birisi ilginç bir şekilde o 300-400 yıllık Osmanlı dönemidir. Ve bu uzun uzun bir süre sürmüştür. Öyle. Ha Burada çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, çok uzun yıllar Londra ve Paris'te müthiş bir pislik hakimdi. Ne zaman? 8. yüzyıldan alın 1500-1600 lira kadar. 800 yıl boyunca. Ağır bedeller de ödediler. Çok. O vebalar mebalar dediğiniz de bu pislikten zaten. Şimdi sokaklar zaten topraktı. Para yoktu. İngiltere'de, Fransa'da bir lira yoktu. Parayı Avrupa'ya İspanyollar, Aztek ve İnkaları yağmalayarak soktular. Tonlarca altın getirdiler. Avrupa parayı böyle buldu. O para Avrupa'ya da şey aldı. İspanya medeniyet getirdi. Sonra da işte lan işte yani. Babatın babatının ne? 17. 18. Var? Öyle de yani işte bu o devam ediyor geleneği o yağma geleneği. Aynen. Ama ilk parayı buluşları İspanyol Fernando Cortez'den. Evet. Hı Azteklerden ve İnkalardan bugünkü tahmini 70 ton diye tahmin edilen miktarı. Çünkü orada altın şey gibi çanak çatal bıçakta bile altın kullanıyor Aztekler, İnkalar. 70 ton altını Avrupa'ya taşıdılar. Avrupa hem parayı bulmuş oldu hem bir de reform rönesans diye bir şey yaptı. Tabi son 400 yüzyılda doğuyu geçti. Fakat sıkıntı şu. ...işte o Rönesans öncesi dönem, o 700-800 yıllık Avrupa'da, Londra'da, Paris'te sokaklar çamur, toprak ve en mühimi çok ilginç olan Şemsiye niye icat ediliyor biliyor musunuz? Dün akşam da söyledim evet. ama. Bunlar hikaye değil. Parfüm, şemsiye yani. Tabii. tabii. İzleyicinin ilgisini çeker diye söyleyeceğim. Şemsiye yağmurdan dolayı icat edilmiyor Fransa'da. Ama asıl şey Çin Çin'e de dayanıyor şemsiyenin yani biliyorsunuz. Güneşler başka evet. amaçta kullan. O başka. Güneşler Avrupa'daki güneş. o güneş. Avrupa'daki şemsiye kullanımı pislikten tabii. kaçınma. Şöyle evet. Yani şimdi burada söyleyebileceğim kadar söyleyeceğim. Tencereden aşağı fırlatılan. Aynen öyle. Avrupa'daki evlerde kuvvet olmadığı için insanlar pisliklerini camdan aşağı fırlatıyorlarmış. Televizyonda ancak böyle söyleyebilirim. E siz yolda yürürken, bakam ben şimdi siz bunları anlatırken izleyicilerimizden belki birilerine de mesaj gider. O da şudur. Ya Batı'yı çok aydınlatıcı toplum ve ilerici toplum olarak algılıyorlar. Yani birilerini rahatsız etmiş olabilirsiniz. Bu Ama ben söylüyorum. Bu dedim ki, 6 yüzyılda Batı hayranlığı yüzyılda. üzerinden söylüyorum bunu. Anlıyorum. Ama o bir 700 yüzyıl var ki. Avrupa'nın perişan olduğu bir yedi Tabii. yıldır. Bunu zaten siz mesela ifade ediyorsunuz. Çok doğru. Çünkü mesela burada Batılı tarihçiler e, e, şeylere mesela gidin bakın. Erik Hofsbaum'lara bakın. Benedict Anderson'lara bakın. Gibi bunlara bakın. Canım, herderlere evet. bakın. Anlatıyorlar yani ya. Barbarlığı o, hepsi. Ya o, en basitini şey söyleyeyim yani. size. daha yani. somutunu söyleyeyim. Tabii. 1096 senesinde Avrupa'nın her tarafından Haçlılar geldi İstanbul'a. Bizans İmparatoru Alexios Komnenos bunları Üsküdar'a taşıyacak. Bunlar da Anadolu üzerinden Anadolu'yu çaprazlama Hatay'a doğru geçecekler. Kudüs'e gidecekler. Haçlı. Haçlılar. Avrupa'dan gelen Haçlılar. Bizans'ın sokakları mermer. Tabii söküp Çaldırımlarda çöp. porfiller var. Sultanahmet'ten Aksaray'a kadar. Yerler mermer. Yani Efes'e falan gittiğinizde görürsünüz yani. O, Aynen o, öyle. O, kültürü görürsünüz. Yani. O Fransızlarla İngiliz, İngiliz yok da Fransızlar, Almanlar ve İtalyanlar İstanbul'a girdiklerinde o Bizans'ın İstanbul'una. Adamlar şaşırıyorlar. Bunlar Paris'ten falan gelen adamlar. Böyle bir şehir olabilir mi diye. Dolayısıyla Avrupa'nın çok kötü bir 780 yılı var. Yani e, parasları yok. Kültürleri yok. Temizlik diye bir kavram yok. Şimdi gelelim temizliğin e, şeyine sorduğunuz soruyla bağlayayım konuyu. Tarih çünkü tadında bırakılırsa güzel olur. Bu Fazla detaya girdiğinizde. E, şimdi Osmanlı Devleti'nin çok büyük bir avantajı oldu demiştim. İslam kültürüyle o Bizans ve Roma'nın şeyini birleştirdi. Tabii, tabii. Örneğin bizim cami modelimiz de mesela Ayasofya'dır. Bizans modelidir. Arabistan'da siz bu tip camiye Öyle çok var, az rastlarsınız. Bir... Ayasofya'dan esinlenmiştir. Onun üzerine ama mesela Mimar Sinan'ın yaptığı iki Revi. minareye bakın Ayasofya'daki. Ayasofya'nın yapısına uygundur. Diğer yapılmış iki minareye bakın uygun değildir. Mimar Sinan büyük mimar çünkü. Şimdi dolayısıyla biz çok avantajlı 2-3 kültürün arasına Orta Asya'dan gelince bir de bizim toplum kapalı değil. Yani güzel olan şeyi almayı seviyor. İlim. Tabii her şeyi alıyor. Dolayısıyla temizlik Osmanlı'da yaygındı ve güçlüydü. Bu cumhuriyete de tabii ki yansıdı doğal olarak. Aynı toplum çünkü insanlar evet. aynı insanlar. Arites süreklilikler var neticede yani. Tabii ki canım yani şimdi hı hı. cumhuriyeti kuran paşaların da hepsi Osmanlı paşası sonuçta Tabii. paşası veya albayı. Evet. Abdülhamit'in okullarında ha. yetişmiş Fransızlar. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu temizlik konusunda çok avantajı var. Avrupalılar temizliği son 300 yıldır geliştirdiler. Parfümün icadı bile adamlar çok kötü kokuyor. Bir yakın tarih. o yakın tarih. Bravo. 18. 17. yüzyılda Paris'te bu parfüm işleri gelişti. Niye? Adamlarda temizlik konsepti çok zayıf olduğu için yıkanmıyorlar. Bir süre sonra koku başlıyor. Başlığında. Parfümle bastırıyorlar. Hı hı. O Avrupa'daki parfüm saltanatı bu. Kökü bu. Dolayısıyla e, tabii ki bu bugünkü İtalya'daki ya da Avrupa'daki koronanın merkezi ilan edilişiyle bir bağlantı kurmak anlamını taşı evet. Çünkü adamlar son 150 yıldır o e, temiz olmama konseptlerini değiştirdiler. Çünkü acayip ne bileyim duş modelleri, Tabii. yok kuvvet modelleri her şeyi geliştirdiler. Ama yine de e, ben bizim Türk toplumunun örneğin, yani Arap toplumunun farklıdır biraz e, yapısı. Ama bizim Türk toplumunun, e, yani Türkiye Osmanlı'nın devamı olan toplumun diyeyim. Temizlik kavramlarına baktığım zaman, mesela çocukken çocuğa annesi veya babaannesi veya anneannesi kelimeyi doğru kullanabilir miyim? Def ihacet giderdiğinde Hı. temizliği öğretir. Evet. Avrupa'da öyle bir şey yok. Öyle bir kültür yok. Öyle bir kültür yok. Orada bir şey var, onun üstüne oturuyorsun falan, temiz kaldığın kadar kalır. Şimdi Türk dolayısıyla. Bir ihtimal, muhtemel. Hatta şöyle bir şey söyleyelim, o, o da e, biliyorsunuz Alafranga tuvaletler üzerinden biraz bakalım. E, büyük annelerimiz veya aile büyüklerimizden biri alaturka bir tuvalet görmediği zaman, bir vc görmediği zaman, ya, yani, Mümkünse bir daha gelmiyor oraya der yani bu Girmez ne mi? kadar Girmez bize hassas bir konu olduğunu. Mi? Aynen. Bu millet bundan sonra da şimdi değişti biraz ama. ...değişti ama halen o gelenek devam e, ediyor. E, tabi canım, biz Tabii canım. belli bir Zaten eşit artık, artık. koyuyorlar birçok yerde Anadolu'da. Artık o, o, o. Üç tane o vardı. Hatta üzerinden evet. Aynen öyle. Neticede e, bir ihtimal... Tabii emin de değilim. Çünkü tıp yani e, konusunda sınırlı kendi çapımızda bilgimiz var. O konuda Murat Bey maşallah. Aynen öyle. Onu ben de tıp Murat terk Bey olduğunu geçen yani. öğrendim. Yani de, hatta şu yani akımdan der, dedim der, ya der, nasıl der, geliyor yani bu Çeşit doktor demek o evet, sene olduğu tabii. için. Yani, evet. Neyse dolayısıyla bu temizlik konseptinin de ben etkili olduğunu düşünüyorum. O el yıkama oranlarında. Tarihsel geçmişimizdeki Tarih o bir avantajdı. Hı -hı. Yani İslam'la Bizans'ın ve Roma'nın tam ortasındaki bir Osmanlı devleti her taraftan aldı. Aslına bakarsanız Türk mutfağının gücü de oradan gelir. Tabii. Mesela evet. zeytinyağlılar bilmem Rumlardan. İmparatorluk. Efendim e, kebap et çeşitleri bir kısmı Araplardan. <laughs> ne bileyim hamur işleri Ermenilerden. Evet. <laughs> Sarayda her gün... Öyle demeyin bizim Bingöl'lüler o konuda kızarlar. Ee, nedeni de şu, <laughs> hamur işlerinde baktığınız zaman kadayıf çeşitlerinin tamamını Diyarbakırlılar kullanır. Ama bütün üreticileri Bingöl'lüdür. Evet, tabii. ya ben de Erzurumluyum aslında. <gülüyor> yani, <gülüyor> Bizimkiler de kızar da. Ama gerçek şu. Gerçek. Bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz 4-5 çeşit şey var. Bir ata altında kurutulmuş et. et. Evet. Bir de kuyuda, kuyu kebabı falan. Yani ee, buraya gelince... Özbek pilavı şey. vardır. Çilav yani, dediğimiz ve Mesela, tamam. Buhare eee da getirdik. Onu yani olarak, o konuda ama. biraz gastronomiden den yani, zaten bu da, değil, değil. mesela Aksiyonu'da antropologlar da değil, e, antropologlar bu coğrafyada e, yaklaşık 550'nin üzerinde e, e, bir medeniyet kurulup yıkıldığından bahsediyor. Yani her birinin bıraktığı tortu. Şeyi benim çok sevdiğim Anadolu, yolu, Anadolu ve bu coğrafya Aynen, ve bu coğrafya bir de dokusuna çok dokunmamışız mesela Rumi değil mi? Rumeli Rumi Pirattin Rumi. Yani bu bu kültürlerin buraya kattıkları az önce dediğinize belki şöyle bir katkı olabilir çok kısa olarak. Yani çok çok güzel bir noktaya getirdiği için ben hani onu söylemek isterim ee, yine bir Batılı çok önemli bir tarihçi Danil Kuartet isimli bir tarihçi var. Onun söylediği siz dediniz yani işte bu etkilenme meselesi. Yani Fatih Sultan Mehmet bile Kayseri Rum diyor mesela. Yani Roma Kayseri olarak. Evet. Bu önemli bir şey. Kaiser bir İmparatoru de demek. tabii ki o tabii zaten oraya da artık ünvan, zaten Osmanlı padişahlarının böyle e, metinlerde yazıldığı zaman yarım sayfa bazen onları Met eden ü, unvanları vardı böyle. Evet. Adalı adalı cümlelerle evet. falan evet. onlara o da eklenmiştir yani. Doğunun ve batının Doğru. hükümdarı olarak. Doğru. Ee, burada Donald Quatert'ın şöyle bir tespiti var. Ee, çok önemli. Yani ikinci Viyana o zamana kadar Batı Osmanlı'dan inanılmaz korkuyor... En büyük korkuları, evet, evet. en büyük fobileri Türkler. Tabii tabii tabii. tabii. Ve dolayısıyla Avusturya sınırındaki e, yaşayanlar doğuştan askerlerdi ve onların statüsü oydu. Evet. Evet. Arada müthiş bir bariyer vardı. Doğru. Bu İkinci Viyana kuşatmasından sonra diyor ki bu Osmanlı'daki o zayıflamayı gördükten sonra bu korku başka bir şeye dönüştü. Ve Batı da diyor tam bir çok tırnak içi ifadeyle söylüyorum tam bir Türkomanyaklık başladı diyor Avrupa'da. Yani işte şark usulü giymeler, uçuk kalkık burunlu terlikler bunları bir Avrupalı tarihçi anlatıyor. Yani Avrupa'da Aa, yani, doğru doğru. Gün, gündemdeki, doğru, doğru, gündemdeki en evet. yani önemli konulardan Mesela bu yani. biliyorsunuz evet. e, e, Almanya'da özellikle evet. biliyorsunuz marketler yağmalandı temizlik ürünleri vesairesi. Tuvalet kağıdı üzerinden birbirlerini nasıl dövdüklerini gördük yani. E, ya temizlik... Şöyle bir, bir şeyle bağlamak isterim. Biraz Peki. ama kusura bakmayın. Yani muhabbeti sevince iki laf edesim daha geldi. Yok hayat güzel evet. gidiyor bence de yani iyi oldu. Yok, yani şunu, şunu diyebilirsiniz daha önceki programlara niye katılmadım diye. Ee, öyle öyle doğru <laughs> tabii aynen. Ee, 76 senesiydi okulca işte Fransa okulunda okuyoruz. Ee, Paris'e gittik 15-16 Türk arkadaş. Ee, i̇şte Eyfel Kulesi'ne çıktık. İkinci orada üç tane kat var. 3'e çıkartmıyorlardı o zaman 76 senesinde. Ee, ikinci kattayız. Orada bir ...ben ben 16 yaşındayım. Ee, bir Fransız kız. O da Fransa'nın taşrasından gelmiş ama. Provence diye bir bölge vardır güneyde. Oradan gelmiş. Onlar da Eyfel'i geziyorlar. Biz de işte ondan tanıştık. Biz de Fransızca biliyoruz ya. İki laf ediyoruz. Dedim ya işte şöyle böyle falan filan derken bizim Melih diye bir arkadaş geldi. Abi dedi pasaportları topluyoruz işte bilmem ne yaptıracağız filan. pasaportu çıkarttım verirken tabii Türkiye ve Ay Yıldız gözüktü. Hı hı. E ben 16 yaşına kadar aldığım kültürde Türk yani. Pasaportu verdim bir döndüm kız kayıp. Aa bu nereye gitti niye gitti kaçtı mı ne oldu ya muhabbet ediyoruz hani biz de o yaşlarda... Yani e, tipsiz bir adam değiliz ondan da kaçmış olamaz. Hala değilsiniz canım onu teslim edemeyin. İyi <laughs> sağ olun eksik <laughs> olmayın. Bu yaşta <laughs> olmasak ne olur. Şöyle bir balkon tamam mı? İkinci katı Eyfel'in. Şöyle bir döndüm buldum. Annesinin babasının vallahi arkasında. Gittim adam biraz daha olgun herhalde tabi beni sakin, şey edici bir Yusuf'la saldırmıyorum da gayet kibarca duruyorum yani. Ee, yani bir şöyle bir şey yaptım, bir, bir şey mi yaptım dedim falan. Fransızca bir şey söylüyorum falan. Dedi ki çocuğum dedi. E, bizim kasabada dedi geceleri e, uyu Türk geliyor diye çocuklar <laughs> uyuturlar Evet evet evet. Türkler geliyor. Evet. Fransızlı Fransızlar Fransızlarda bu vardı, hala var. Şimdi bunu duyduktan sonra ben bir kere o 16 yaşında tarihçi olmaya evet. karar vermiştim. İlk yani o seyahat dönüşünde Dedim ben bu işin aslını inceleyeceğim, çözeceğim. Bu nedir, ne değildir? Niye bizden bu kadar nefret ediyorlar? Onun için tarihçi olmak için de o zaman yola çıkıyor. Peki. İlginç bir hatıram diye de anlattım. Çok, çok teşekkür mesela. ediyorum. Ee, evet dün akşam da biz bir yerlere davetliydik ama o gittiğimiz davet üzerinde de ee, bir baktık ki efendim çok met ettikleri bir mutfak vesairesi o mutfağın üzerinden sadece balık ve salata görünce acaba mutfak nereye ait sokağın mutfağı diyelim balık her yerde var o salata da her yerde var dolayısıyla bunu da böyle analım yani Türk toplumunun mutfağı çok zengindir o zenginlik içerisinde baktığınızda evet herkes kendisine ve yöresel bir takım bilgileri katar ama e, övünmek için sanıyorum iyi bir sanatkar olmak gerekiyor bu toplum onu ayakta tutması gerekiyor. Evet. Yani hem medeniyetimiz... Osmanlı onu dünümüz, yapmış zaten. Daha, evet. Değerli izleyiciler kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra hemen Murat Bey ile Necmeti Bey ile devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, sayın Alan'la devam edelim. Sayın Alan, özellikle e, virüs evet detayına e, mümkün oldukça dönmeye çalıştık ama e, tıp e, alanında her Aslında, ne kadar kim olmasa bir şey da sizin mi? bir tıp geçmişiniz var, oradan da kısaca değine, değinebilirsiniz. Ama buradaki en önemli şey şu, e, konu şu, e, bizim e, İslam tarihinden geldiğimiz nokta. Ve bu nokta itibariyle de aslında an itibariyle dünden beri de Arap medyasında dönen dolaşan birçok şey var. Türkiye'ye nasıl felaketler gitmiyor hep teyit geçiyor diye. Çekirge de yine Türklere ulaşmadan geçti İran'a doğru diye. Bunun üzüntüsünü yaşıyorlar. Dolaylı yollardan Allah Türklere yardımcı mı oluyor konusu tartışılıyor. Tam buna baktığımızda evet Allah bize yardım ediyor. İnşallah da yardım etmeye devam edecek ama biz de biraz kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Ee, fırsatçılık üzerinde baktığınızda Türk toplumunun e, bir e, maskeyi 8 TL'den kalkıp 150, liraya, 150 TL, liraya liraya liraya. yükseltmesi bir fırsatçılıktır. Aşağılık bir duygulu çok özür dileyerek ifade etmek istiyorum. Yine diğer noktalardan biri hijyenik malzemeler üzerinde kolonya falan baktığınızda... ...ve marketlerdeki bakliyat türlerine baktığınızda bu bize hiç yakışmıyor. Ee, biliyorsunuz bakliyat e, odası başkanı da açıklama yaptı. 2 yıllık 3 yıllık stoğumuz var. Neyi yapıyorsunuz? Nereye saldırıyorsunuz? Ya bu olur ne? ama bu ilk şok dalgalarında olabilir bu toplumun tamamına sirayet aslında bu batılılaşmayla da alakalı. Bakın Fatih'te market rafları yağmalanmamıştı, Kadıköy'de yağmalanmıştı. Ha Bakırköy'de ya vesairesi. Yani biraz bu biraz da, yani ben, böyle, bu, bu biraz bir da ben bunu tabi tabii. Tabi, bu sen sen bile belirliyor. Dün bu, bu diye içerisinde içerisinde. ilk ilk vaka duyulduğunda son üç gün üzerine. Market özellikle bu şeyden de kaynaklı. Yani bir taraf daha fazla ıı, tevekkül ediyor, daha fazla inanç bekliyor, üzerine. Diğer taraf daha pozitif bilimle şöyle diyor. Diyor ki bu böyle yayılırsa İtalya'daki gibi şöyle olur. Bunun önlemini şöyle almalıyım diyor. Evet, Bunlardan abi. da kaynaklanabilir. Yani ben bunun sosyolojik boyutunu e, İsmail abi dururken benim analiz etmem Mesela. çok şeydir. Hani çok Mesela. şey kaçar. Gördüğüm tablo. Ben şeyle gireyim mi aslında? E, aslında komplo kısmı yarım kaldı. Hani komplo teorileri diyor. Ben orada sıra bana geç dönüyor ya biraz. Hı -hı. Orada şeyden kopuyor. E, oradan da biraz giyim, girmekte fayda var. Ben e, bir gazeteciyim. Gazetecilik de aslında bana göre e, bir bilim dalı. E, ben gözlemlenemeyen, belgesi olmayan, duyuma dayalı şeyleri haber yapmayan biriyim. Programlarda da sürekli burada zikrettiğim mesela diğer konuklarla da hep tartışırken belgesi var mı? Ben hani gözlemleyebiliyor muyuz bunu? Biraz rankeciyim diyorsunuz. Yani. Ha, haberlerimde de iddia edildi, öne sürüldüğü kullanacaksam kullanmayan biriyim ortaya çıktı, belirlendi, belgelendi, bildirildi diyen biriyim. İddia edildi kısmına hakikaten mesela biz yayın kurulunda konuşurken de sürekli çıkar ya bir gazetede işte falanca gazeteye konuşan isimsiz üst düzey bir ismi gizli kalınmasını isteyen üst düzey bir general. Girmiyoruz <laughs> bu haberi. <laughs> o general kendisini açık etmekten çekiniyorsa biz onun verdiği bilgiyi Türkiye'ye niye paylaşalım? Niye e, milyonlarca isimli kahraman <laughs> o isimsiz kahraman bilgisine sahip olsun <laughs> dedik. Şimdi ama işin e, bir tarafı var. Az önce konuklarımızın tamamı konuşurken bir e, Korku mesela İsmail abi korkudan bahsetti. Ee, bunu konuşmak bence hani o kısım pek komploaya da girmiyor aslında. Hani ne doğru ne yanlış diyebileceğimiz bir bölüme giriyor. Çok aslında uzun bir girizgah yaptım olayı anlatabilmek adına. Şimdi e, senek 1941. Amerika 2. Dünya Savaşı'na girelim mi, girmeyelim mi? Ya Japonlar Çin'i bile istiler diyor. Bize ne Japonlardan? E, biz burada Avrupa'ya bir sürü mal satıyoruz. Müreffeh bir hayatın Başlangıcındayız. Bakın bir e, mesela Amerika'da Empire State binası vardır. Evet. Hı hı. yıllarda inşa edildi. En uzun oymuş şey. Evet, eski. o bina inşa edildiğinde isim tesadüfü değildir. Empire State Building. Yani ee, Empire, imparatorluğun ne diyor? Bir temel atıyoruz hı. burada diyor. İmparatorluğun devlet binası. Bakın Washington'dır merkez. Doğru. Ama Empire State Mesela New York için her Amerika'da eyalet için bir takma isim vardır, lakap vardır, hı hı. Empire derler. Hani. Mesajdır hepsi. Bakın niye Washington değil de Doğru. New York? Bütün niye bu semitizmi bugün savunan e ee, para babalarının, para baronlarının yaşadığı yer niye New York'tur? Niye New York'un kalbi Manhattan'da e, dünyaya yön veren o Melon Bank'tan tutunda bilmem ne bankasına kadar, Fed'e kadar her şey oradadır. Diyorlar ki 1930'larda dünyayı artık Londra'dan yönetmeyeceğiz World, ya da yönetmeye World, çalışmayacağız. Biz Wall Street'e taşıyacağız, Amerika'ya taşıyacağız. Bu o dönemi düşünün. Sene 41. Diyorlar ki ne işimiz var bizim bu şeyle? İyi besleniyoruz. Oysa Amerika'yı yöneten ve yönetmeye yeni yeni başlayan derin güç diyor ki bizim kamuoyunu hazırlamamız lazım. kamuoyu nasıl hazırlanıyor? 41 yazında Pearl Harbor e, saldırısıyla hmm. o baskınla Pearl Harbor baskını derler. Hala Pearl Harbor'ın e, birçok Pearl Harbor'la ilgili birçok belge hala yayınlanmamaktadır. Gerekçesi de kamuoyu buna hazır değil. İşte o belgelerin önemli bölümü saldırı biliniyordu. Ama Roosevelt döneminden bahsediyoruz. Hı hı. Saldırı biliniyordu. Ancak bir şok etkisine neden vardı. Amerika'yı ikinci dünyada, Japonya'yı vurmaya. evet Bir şok etkisine ihtiyacı vardı. Bunu kullandılar denir. Sonrasında hemen gelip bakalım. 11 Eylül'de, 11 Eylül'ü söyledi İsmail abi. Evet biraz daha şey yapmak lazım. Korku. Bir e, Orta Doğu'da bugün gördüğümüz tabloyu. Orta Asya'da bugün gördüğümüz tabloyu ve bu coğrafyanın tamamında bugün gördüğümüz tabloyu oturtmak için başlatmak için bir şeye ihtiyaç vardı. Neydi? Amerika'nın tam kalbinde, Washington'da değil, Kaliforniya'da değil. Bakın bugün sadece New York değildir kulelerin merkezi. Kaliforniya'dır da. Ama Amerikan medeniyetinin temsil edildiği, Amerikan ideallerinin temsil edildiği yer New York'tur. Evet. New York'ta Manhattan'da iki tane Dünya Ticaret Merkezi, bakın dünyanın ticaretinin de yön verildiği hı hı. yerdir. Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kulesinin de vurulup düşürülmesinden sonra dünyada niye sen Afganistan'a giriyorsun, niye Irak'ı vuruyorsun diyecek tek ülke kalmadı. Hatta çok ilginçtir Afganistan'da bile Afganlar bile e canım yani iki tane kulesi yıkılmış adamın tabii bu ülkeye gelip de şey yapılacak denilen bir, denilecek bir ortama sürükler. Maalesef. Hemen onun peşine dönüp baktığımızda Çin 2047 ya da 2050 itibariyle Amerika'nın o devasa ekonomisini ikiye katlayacağı Amerikan ekonomisinin tamamen Çin ekonomisine bağlı hale geleceği tarihten bahsediliyor. Ve e, ekonomistler bu tarihi 2030'lara da atıyorlar. Yani yakın bir gelecek. Yakın tarihe atıyorlar. Amerika ne yaptı Trump eliyle? Bir manyak deniyor tırnak içinde değil mi? Ancak bir manyağın, manyağa yaptırılabilecek şeyler yaptırıldı Trump'a. Ne yapıldı? Bir içe dönüş. Bir Çin ekonomisini ezme operasyonu. Amerika first diye Amer başladı, evet, değil mi? Amerikan ek Amerikan ekonomisini yeniden o dinamik haline, dünyaya hükmeden haline getirme aşamasında ne uygulanacaktı? Bir şok etkisine neden olmak Hı -hı. isteniyor. Ne isteniyor? Hatırlayın domuz gribi Güney Amerika'da bir pilot uygulama olmadan, bir pilot uygulama olmadan asıl uygulamaya geçilmez. Güney Amerika'da domuz gribi vakası yaygınlaştı. Bir anda dünyayı Korku çemberine aldı. Ne oldu sonra? Ee, yanlış hatırlamıyorsam Dick Cheney'nin ortağı olduğu ilaç firması domuz gribinin çözümünü buldu. Ve o vakka, o korku ortamı iyice analiz edildi. Gözlemlendi, bakıldı ama Güney Amerika'dan bütün dünyaya yayılamazdı. Zaten biliniyordu. Çünkü Güney Amerika bütün dünyaya yayabilecek kapasitede değildi. Hem turizm, hem sanayi, hem kültürel anlamda Fakir bunu değil, yayabilecek kapasitede değildi. Bugün Peru'ya herkes gitmiyor. Her onun ticari ağırlığı da yok dünyada. Çok ama zaten ha, Ama Çin'in müthiş bir ticari ağırlığı var. Korona için de bir ilaç ismi söylediler Amerika'da. O ilacın e, 2015'te sahip, şey yapıldığı yok, yeni, söyleniyor. Yeni, bu Gates'le ilgili. E, şeyin eski sanayi bakanı Dick Cheney'in? Yok Çin şey değil, yeni yeni bu. Ha olabilir. Bu da bir haftalık hadise. Amerikan başkanı mı biri söyledi? Yani şu ilaçla ilgili dediler o ilacı firma mutlaka şey. zaten o öyle bir pazarlık vardır muhtemelen. Son Bakan'ın şirketinde şeyleri o kurguyu planlamışlar. Bakın bütün bu senaryoya baktığımızda hatta altını daha da doldurabiliriz. Arapların petrol ambargosu dönemi, Vietnam Savaşı dönemi. Bunların hepsine baktığımızda ben şunu söylüyorum. Bu virüsü konuşuyoruz ama aslında bu virüsten sonra ne olacak? Ne planlanıyor? Nasıl dünya hangi istikamete götürülmek isteniyor? Aslında bunu buna mesela irdelemek yeni gerek. bir kavram üretmişler. Mesela bu biyopolitik diye bir kavram kullanıyorlar bunun için. Bu biyopolitik ne nereye gidecek yani? Tabii yani bunun ötesinde dönüp baktığımızda aslında ABD Avrupa ve Çin odaklı ekonomiyi şu an esir almış durumda. Yani dönüp bir bakın. Amerikan nüfusu 350 milyon. Çin'le en fazla e, kara, deniz ve hava e, şey deniz ve hava ulaşımını sağlayan ülkedir. Çünkü Çin Amerika 500 Çin'de, 500 milyar dolarlık yıllık ihracatı ama, olan bir. Ama ama evet. dönüp Öyle baktığımızda ama dönüp yani, baktığımızda evet. en kontrol altında ilerleyen ülke Amerika Birleşik Devletleri. Ölü sayısının en az olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri. Dönün bakın. Avrupa ordusunu kuracağız diyen bir Fransa'ya, askeri destek sağlayacağız diyen bir İtalya'ya nasıl yerleştiğini İngiltere en az ölü sayısına sahip Avrupa ülkesidir. E dönün bir bakın Avrupa'dan AB'den çıkma zamanlamasına bile bakın, Schengen'i durdurma zamanlamasına Şöyle bile bir, bakın. Bir, her şeyin nasıl ben hani bu tesadüf diyemem. Murat Bey ben, ben desteklemek için söyleyeyim. Mesela hı hı. Macron dedi ki Avrupa ordusunu kuracağız ve Amerika'ya karşı da sarı yelek başladı. Tabii. Peki. Bakın o günden bugüne kadar da Fransa bir türlü durul. Bakın tabii bakın bakın Murat Bey ilginç. şunu da bir kuşak yol projesi adı altında da bir kurgu var. Deniliyor ki e, Avrupa'nın e, bir kuşak yol projesine daha çok etkin yer almasına karşı çıkan bazı güçler var. Dolayısıyla doğrudan buraları bitirmeye çalışan bir güç var. Koronavirüsün İtalya'da işte yayılması Rusya'ya önümüzdeki süreçte etki altına alması vesaire. Bakın hiç Bunlar etki iki... altına almasa bile ABD Rusya'yı da petrolle hizaya getiriyor. Evet. Dönüp baktığınızda Rusya'nın yegane gücü dünyaya silah satamıyorsa petrol satar. Petrol müthiş anlamda düşmesi Rusya'nın elindeki yegane e, döviz böyle giderse 25 engelliyor. dolara kadar düşeceğini söylüyorlar. Ama bakın yani. Bence Rusya şu anda para para konusunun dışında bir hesabı olamaz bile. Her yere bağlı para konusu. Şöyle bize bile, Türkiye'ye bile bağlı. Yani. Şöyle bir komple daha ürettiler yeni. Dediler ki bu petrol fiyatlarının düşüşünün asıl sebebi Rusya'nın planı Suud'la beraber. E, Amerika'daki Asla. özellikle şeyin e, kaya gazının maliyeti 40 doların üzerinde onun ünlü kesmek için e, bunu... Yani Rusya daha yeni topar. yani para demek istediğim Aa, şöyle. Yani ya olabilir film, de. Komplolardan bahsediyoruz çok, onu anlatmak. Çok şey. sürdürülebilir bir şey mi onu bilmiyorum tabii He? de. Yani işte o çok sürdürülebilir. Ya, sürdürülebilir bir sürdürülebilir olmasa mıdır? bile yani ama. onun için kırıntı olacak Rusya yani onun için silkelemeyecek <laughs> bir durum. Rusya için hayati bir durum. Yani yegane gelirinden yani, başka bir o. tarafta işte ama bir tarafta 18 19 milyar trilyon dolarlık bir ekonomiye hükmediyor ve gaz ya da petrol kendisinin kendisi için yüzde %12 %13 öncelikli durumunda olan bir ülke Murat bahsediyor. Bey Amerikan toplumunun ya bir kere. E, Murat Bey Amerikan toplumunun gıda tüketimi ve e, israf kısmı Afrika'yı tek başına besleyecek bir güce sahip olduğunu da unutmayalım. Hayır, geçen, yani nasıl biz, geçen bir sene, tüketim bakın, e, amacına yönelik hizmet et, eden bir Amerika'dan da bahsetmemiz sene gerekiyor. Yani bunun, dehşet bir tüketim var. Geçen sene bunun sürmanşetten haberini yaptık. Hı -hı. Birleşik Devletler'de köpek ve kedi mamasına ayrılan para Afrika'da her ailenin iki öğün artma, iki öğün evet. yemek arttırmasına dönüyor. Düşün sabah kahvaltısı yani. yapabilen bir Afrika Peki. öğlen ve akşam yemeği yiyebilen bir Afrika'ya dönüşmüyor. E yani şöyle dönüp baktığımızda ben şöyle diyorum. Çok komplo teorisi yeni bir adam değilim ama İngiltere'nin AB'den çıkışı mesela Avrupa'da bu virüsün bu kadar hızlı yayılmasının yegane nedeni vizesiz seyahat, Schengen İtalya'dan Almanya'ya taşınmasının nedeni de... şey Almanya'da görülmesinin yegane nedeni de... İtalyanların bir kısmını, o Lombardi bölgesindekilerin... Hadi Almanya'ya gidelim. Almanya'dan bu virüs belası İtalya'dan uzaklaştığında geri döneriz diye... Almanya'da gidip otellere, e, kiralık evlere yerleşen İtalyanlar olduğu söyleniyor. Bakın İngiltere'nin Schengen'den çıkmasına... Yani zamanlaması çok ilginç. Değil ben mi? özellikle birkaç yıl önce İngiltere'ye gittim de orada yerel yönetimler konusunda biraz inceleme yapmıştım. İlginç olan tabii orada İtalyan yönetiminin Avrupa Birliği fonlarından nasıl yararlandığını biraz incelediğimde. ilginç olan şu, 1930 yıllardan beri sosyal konut projelerine yer veren bir İngiltere'den bahsediyoruz. Avrupa Birliği fonlarından yıllık 6 milyar euro çeken tek ülke ve bütün altyapısını Avrupa Birliği fonlarından karşılamış. Biliyorsunuz karşılıksız olduğu için geriye iadesi söz konusu değildir. Bütün cari açıklarını, sosyal donatı alanlarını ve sosyal konutlarını göçmen yasasına Avrupalılara yükleyen bir İngiltere'den bahsediyoruz ve bütün işini bitirdikten sonra da ki bunu düşünün. Yaklaşık 20-30 yıl boyunca bu parayı çekmiş bir İngiltere'den bahsediyoruz. Bu da nedenli bir plan olduğunu. Ben e, mesela bir de, şey de, de, çok, çok ilginç. Bir, bu, şu dinlediklerimden bir e, yorum e, çıkarmak e, istiyorum. E, bu şu, Marcus, e, Çok özür dilerim. Buyur. Kısa bir şey Şimdi herkesi çok dikkatle dinledim sizin söyledikleriniz de dahil. Ben şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Yani e, farklı açılardan Hı -hı. bakıldıktan sonra. Hı -hı. Hı -hı. Bu yeni düşünmeye başladım burada konuşulanlardan sonra. Eğer söyle üç ihtimal var. Bir, Geç dün, dün müydü neydi bu e, şey e, Roşa teşekkür etti. Roş ilaç firması var ya hı hı. teşekkür etti adam. Şu, o Ramses mi bir, neydi Ramses neydi adam vardı. Salon Bakanı eski olurmuş o firma? Ramses şey Şimdi, Amerika'daki. Tabii, tabii. Birinci ihtimal bir tane bir firma bunun ilacını hazır etti ise ise diye gidelim. Hı hı. Bunu da saldı hemen ikinci hafta üçüncü hafta çıkaramaz çok belli olur. İlaç hazırdı gibi olur. Günden biraz meşgul etmesi gerekiyor. Tabii günden biraz meşgul olup Hı. Bir de bütün dünyaya teşmil olduk yayıldıktan sonra, etkiledikten sonra. Eğer bundan 2-3 hafta sonra bir Amerikan firması çıkıp roştur şudur budur." Heh, o zaman daha net İlaç buldum tablo. arkadaş." derse bir kere oradan şunu fotoğraf, ben direkt fotoğraf düşünürüm. Netleşir. Yanılsa, yanılsam Yok, da. Fotoğraf netleşir. Arkadaş, bunlar bu virüsü ürettiler, Heh. ilacını da hazır ettiler şu anda dünyanın en zengin firması olacaklar. Şimdi bu birinci ihtimal. Eğer böyle bir şey olursa. Tabii. Yani, Benim az önceki ihtiyatlarım bu yüzdendi. Bunu göreceğiz ki ben o zaman daha net konuşabilirim. Elbet doğru tabii. tespit ve teşhis. Şimdi bu bir. bir bu çok bu önemli bir ihtimal. Kesinlikle önemli. Yani bir firma çıkıp e, ben ilacı buldum dediği an açık söyleyeyim ben o firmanın o virüsü ürettiğini inanırım. Puzzle tamamlanır. Ya. Ya. ya inanırım yani ben bu Hı. komplo teorisi değil 35-40 yıldır bu dünyayı siyaseti tarihi Takip edenler kendi çapımızda ikinci ihtimal eğer hakikaten şey bulunmazsa virüse bir ilaç bulunmazsa ama çipmiş ama bilmem neymiş ama hapmış aşıymış o zaman komplo teorisi şeyine ikinci ihtimal inanırım. Yani birileri işte e, bazı <laughs> arkadaşları burada da anlattınız siz e, birileri bir planlar kuruyor. Artık o plan neyse çeşit çeşit de olabilir dediğiniz gibi. O plan doğrultusunda bu virüsü attılar ortaya. Çünkü etkilenen bölgeler anlamlı. Bu ikinci maddeyi de oradan çıkarıyorum. Murat Bey'in en son anlattıklarında. Ee, öncekini sizin söylediğinizden çıkarttım. Hı hı. Üçüncü ihtimalde üçüncü ihtimalde hakikaten siz söylediğiniz hı. gibi eee yani böyle bir proje yok, spontane bir gelişme var ama e, küçük başka hesaplar olabilir çünkü çok büyük şirketler el değiştirecek. Hava Yolları mesela tabii, tabii, 40 gün kalktığınız evet. zaman ne olacak? 40 gün uçağınız kalkmadı. Hakam daha olacak. ağır bir faturadan bahsediliyor. Avrupa üzerinden 300 milyon insan dünya genelinde şu an doğrudan işe gitmiyor ve evde yönetime bu evde yönetimde de doğrudan iş sahasında üretim olmayınca yaklaşık 1 milyar insanı doğrudan sosyal ekonomik daralmaya götürüyor. Bu 1 milyar insanın daralmaya gitmesi ne demektir biliyor musunuz? Dünya ekonomisi bunu ne kadar sürdürebilir? Bu ne kadar ayakta yani Hani Bu virüsten sonra ne olacak? Hani evet. bu dalgadan sonra ne geliyor? Yani bunu i̇şte daha önce bu dizayn. Eğer gerçekten bu bir komplo değil ve bir gerçekten böyle bir laboratuvar ortamında bir bir üretimle bu sahaya sürülmüş bir şeyse o ne olur. Niye kendi şey. sonuna hazırlar gibi bir gidiyor. Dolayısıyla operasyona bununla geliyor. amaçlanan nedir? Ama yani baka, bu hangi dizayna amaçlanmaktadır? Amerika'da görüyoruz ya biz. Hı -hı. Niye Hı -hı. o zaman Amerika'da da görülüyor? Amerikalılar da ölüyor bundan. Hı -hı. 11 Eylül'de de binlerce Amerikalı öldü o da. Şöyle bir şey. Şimdi think tank masasının etrafında toplanırlar Amerika'da. Bir düşünce fırtınası estirirler. Emin olun eğer bu bir kurguysa bu virüs hı hı. bir kurguysa Amerika'da kaç kişinin öleceği bile hesaplanmıştır. hesaplanmıştır. Bu risk kar zarar bu hep sıfır bakın, olamaz an, çünkü bu sefer hemen anlaşılır yani. Bakın antibiyotik <laughs> kullandığımızda, aldığımızda aslında bir zehir alırız. Vücudumuz için de sakıncalı bir şey alırız evet. ama tıpta der ki kar zarar hesabı yaptığımızda Hı. antibiyotik kullanmamak mı bu hasta için daha zararlı Aynen. yoksa kullanmak mı daha zararlı bu mukayese edildiğinde bunu yaygınlaştırmak isteyen eğer ekonomik anlamda dünyayı 1930'ların yeniden dizayn edilen e, dünyasına dönüştürmek istiyorsa tekrar bu şöyledir ee, sal bırak yaparsınız ama mesela ben az önce ilk konuşmada ilk periyotta bir şey düşünmüştüm kontrol edememek Hı -hı. kısmında mesela e, Jitem'i hatırlayın 90'larda devlet Haydi için ama. önemli işler yaptılar hakikaten ama bir müddet sonra kontrolden çıktılar evet. devlet diyen adamlar. Devlet benim demeye başladılar. He. İşte bu da handikapı oldu bunun. O 90'ların sonundaki He. o karmaşık sürece götürdü At bizi. Hatta mafyalaşmaya gitti Şimdi burada da Zaten İbn virüsü... Zaten İbn-i en büyüklerinden bir tanesi de budur yani. Savaşçı askerler savaş bittikten sonra bu sefer kendi merkezlerine ele geçirirler. Hak iddia eder. Bu denir. ama her şey de böyle. Bakın virüslerle ilgili mevzu da sadece buraya bakmaya geliyor. dijital ortama da bakın. Bugün dünyadaki en büyük hackerları kullanan gücün... Dünyanın en büyük antivirüs üreten firmaları olduğu söyleniyor e, dijital tabii. ortamda. Tabii. Bakın mesela ESET'e bakın virüs üreticisidir. Bir virüs programı ürettiğinde hacker'lara bir davetiye çıkartıyor. Bu virüs programının şu açığını bulduğunuzda şu kadar para alırsınız diyor. Tabii. Ben bu legal sahada yürüyor. Acaba bir başka virüs finansal yapıyor, yapıyor olabilir mi? Şu virüsü Peki. üretip piyasaya salalım. Bunun çözümü Peki de bizim firmamız. Peki şunu hesaba işte kattınız mı? Şimdi İtalyanlar evine kapanmış ya. Hı hı. Şarkılar, markılar söylüyorlar. bayağı bir şey evet. Tabii karşılıklı. Evden, evden şu anda o dijital ortamdan alışveriş oranı İtalya'da patlamış durumda. Tabii. Eve getirtiyorlar ya. Tabii tabii. Yani dijitalcilerin de bir e ticaret e ez Zaten olabilir. Şey, benim, benim burada iki şey en şey bir tanesi en, şey oldu. Dediğiniz, oydu. Yok yok yani en büyük iddialardan birisi iki tane iddia var. Bir bu operasyonla arka plandaki ana güçlerin bir en büyük Kim birisi şu. ben bundan ilgili yani en, büyük, en büyük operasyon yapmak istedikleri konu birisi e, mevcut para yok edecekler. Yani i̇şte o, o, baş başına de bir de konu de ama de ben iyi bir bu Bey isterseniz ben söz almışken size tam anlamda, anlamda sormak bir psikiyatrist gözüyle biraz bakalım. Ee, tabii bunun öncesinde de Türkiye'nin en büyük e-alışveriş e, sitelerinden biri, e-ticaret yapan sitelerinden biri. E, CEO'su ile görüştüğümde Sabri Bey dedi biz e-ticaret üzerinden daha %500 büyüme olanağına sahibiz ve büyük bir holding kuruluş olan bu e-ticaretin sahibi olan Amazon, Alibaba gibi firmaları da bu işin içerisine girdi ki Türkiye'de ciddi yatırımlar yapacaklar. E şunu ifade etti. Önümüzdeki süreçler daha da yoğun olacak. Buna biz hazırlık yapıyoruz. Yani hmm. bu gibi saldırıların kimler tarafından organize edildiğini de bulmamız gerekir. Örneğin bir Güney Koreli firmanın bile dahi bu anlamda bir Yahudi ticaret deviyle gizli perde arkasında nasıl ticaret yaptığını da ya Çok doğru bir görüşme yapmışsınız. Bir şey merak ettim. Satışlarında müthiş bir patlama oldu. Soru, değil mi? Var. Değişik. Değişik. Sadece e, yani bazı ürünler var ki isim geçer diye söylemek de doğru değil. E, yıllık 600 milyon sadece net karı var. Ha. Bankayı falan geçin. Buyurun. Sağ olun. <laughs> Tabii şimdi bu sadece bir tanesi bahsedeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'de hepimizin bildiği bir ayet vardı. Cenab-ı Allah diyor ki biz diyor yeryüzünde belli güçlerin karşısına başka güçlere çıkartmasaydık dengelemek için hı hı. yeryüzü kesinlikle yaşanmaz hale gelirdi. Yani bu geçmişte neydi? İmparatorluklardı, güçlerdi, daha fiziki güçlerdi. Bugün de bu nedir? Ekonomik güçlerdir. Yani elbette ki bu teoriler hepsi doğrudur. Yani bir takım kurgular doğrudur ama Allah'ın takdiri bu kurguların çatışması da her zaman için söz konusudur. Bu çatışmaların sonunda da mutlak anlamda yeryüzünde bir kurgunun, bir teorinin gerçekleşme şansı bana göre yoktur. Cenab-ı Allah çünkü ona göre dengeleri kurmuş. Her halükarda bile çok büyük bir kurgu olsa bile bir kelebek etkisiyle bile çok şeyler değişebilir, değişme ihtimali vardır. Dolayısıyla biz önümüzdeki olguları iyi anlamamız lazım, olguya dönmemiz lazım. Olgu şu önümüzde bir virüs var üretilmiş, şey, arkasında saklanmış insanlar var. Bazen bir olay çıktıktan sonra o olay üzerinden manipülasyonlarla bir takım her türlü karları da veya operasyonları da kurgulayabilirsiniz. İşte mesela, mesela yani ben açıkçası yani bir kanaat sahibi olmak istemiyorum. Çünkü üretilme ihtimali çok zor. Çünkü bu virüsler hep var. Yani nereden beri var? İnsan tarihi boyunca bir virüsler var ya da alıp bir ha, İnsanlık tarihi boyunca var. İnsan tabii tarihi boyunca yaşam Burası yaşamla oraları. beraber var olan şeyler bunlar. Ha bunlar üzerinde oynarmış olabilir. Yani genleriyle ya oynanmış olabilir ortada. Olabilir. Yani mümkündür ama yani sonuçta gerçek şu ki Bunlar var olan şeyler. Ama yani. mesela Nagasaki ile Hiroshima'ya iki atom bombası atıp bunu da şöyle izah eden, daha fazla insan ölmesin diye bu kadar insanı yani ha, diyen doğru. bir kültür. Doğru. Yani her anda ee, e, yapabilir. Her Hocam şöyle bir katkı sunalım. Özet olarak şöyle hı. ben özetleyeyim. Yani bir e, virüs var. Bütün dünyayı hı hı. şu anda bir korku ve panikleten bir virüs var. Evet. Çok şükür bu virüs karşısında en büyük zenginliğimiz Müslüman olmak. E, inançlı olmak. Yani Hayatımızın bir hedefi olması, biz hayatın kendisini bir amaç edinmemiş bir toplumuz dolayısıyla gayet olan bir toplumuz bu anlamdaki donanımlarımızı bana göre yenilememiz lazım, yeniden kendimizi Biraz güncellemekte güncelmekte de yarar var. Tabii kendi Peki. değerlerimizi yeniden buluşturmamız lazım. Ben şöyle bir örnek olsun diye söylüyorum, 60 yaşlara gelmiş bir muhterem. Çekap yaptırmış gitmiş işte hemen hı hı. anjiyo demişler yapmışlar işte kolonoskopi, endoskopi demişler valla kalbinde sıkıntı var midende yara var bağırsağında bilmem gaz var panikle çıkmış bir arkadaşını aramış demiş ya hoca bir arkadaşı profesör ya ben çekap yaptırdım demiş bana diyorlar ki işte şu şu, şu hastalıklar belirtiler var paniklemiş tabi yani e, dost hoca demiş ki, ya bir dakika sakin ol demiş kaç yaşındasın? E 60 yaşındayım, tamam gayet normal demiş. Bu hastalıklar bu yaşlarda böyle başlayacak, sonra ilerleyecek, sonra öleceksin demiş. Can da bir araştır sonuç. yani adam bir rahatlamış tabii ya, ben de vallahi rahatladım, ölebileceğimi. Siz beni tarif ediyorsunuz, tek eksik ben korkmadım. Tamam. <laughs> yani çok iyi. Şimdi toplumsal, bireysel anlamda olaylara karşı duruşları toplumların bireysel anlamda duruşları psikolojik olarak çok önemli. Biz tabii elhamdülillah bu anlamda sağlam, inançlı bir milletiz, toplumuz. Bu değerlerimizi yeniden kendimizle, bu değerlerimizle bütünleştirirsek elbette ki çok daha bu konularda sağlam oluruz. Çok teşekkür ben ediyorum. Özellikle tabii Hakan Bey'in o temizlikle ilgili abdestle ilgili el yıkamalı, hı hı hı. Yüz yıkamayla yüz ile ilgili şeyine gusül abdestini ilave ediyorum. Kusur abdesti çok baş başa, başa büyük bir lime. Vallahi evet. bu toplum e, Avrupa'da, kendini dünyada yılda bir defa yıkanılan zamanları tarihte siz okumuşsunuzdur. Tabii, tabii, tabii. Yani böyle bir dünyada 1500 yıl evvel yani kusur abdesti İşte bu, gibi, bu, bu, bu 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 söz bu kusur abdesti Hayır, bir de kere de değil hocam oraya bir şöyle bir not düşelim. Yani Hı -hı. E, Avrupa'da biliyorsunuz vaftiz Ömründe bir kere. Tabii tabii. Vaftiz. Yani, Hatta şöyle övünürlermiş hocam. Yani vaftiz yıkanmasına ne kadar az dokunduklarından dolayı övünç göstermek için parmaklarının ne kadarını yıkadıklarıyla övünürlermiş mesela. mesela Vaktiz hala. dokunmadıklarını. Tabii. Mesela hala aramızdaki temizlik farkını anlamamız açısından mesela Paris metrosunda 20 yıl kadar önce ben abdest aldım ayağımı lavaboda yıkarken bir kahmet koptu oradakiler sonra bir Türk geldi falan Böyle, ne oldu dedim ya dur dedi sen dedi yanlış bir şey yaptın anlattı artık onlar abdesti e bunlar dedi bu lavabonun deliğini kapatıyorlar buna su dolduruyorlar burada yüzünü yıkıyorlar kurgu suyu ayak yıkadığı için <laughs> ağustos oldular dedi kurgu suyu yıkanmak ve akıl suyu yıkanmak programın sonuna geldik hala, geldi. hala yani kuvvetlerindeki tabii. suları yani yıkandıkları suyla çıkıyor o yani, rahmetli hala, o rahmetli e, bizi, Erbakan'ın da sözüdür tabii tabii Rahmetli Erbakan şimdi Batılılar bizde bir aşağılık kompleksi oluşunca bu teknolojik anlamda ilerlemişler şunu yapmışlar bunu yapmışlar. Rahmetli Erbakan tabii, çevresindeki verdik. kitleyi yüreklendirmek için şunu söylüyor ki ya bu kadar büyütmeyin Batılılar'ı gözünüzde bunlar o lavabonun içindeki suyla yüzüne Burant sürüp sümüğünü tekrar yüzüne atan adamlar siz niye bunları <laughs> bu kadar, bu kadar da, yani da, sonuçta ba, ba, Batı, batı dediğimiz son cümle Batı dediğimiz elbette ki hı hı. aldığı ilimdeki mesafeleri teknolojik mesafeleri Elbette takdir ederiz ama bunlar çok öyle çok çok evet. ulaşamayacak şeyler değil %86 i̇şte ıı, teknoloji onlarda. Ama şöyle ama Türkiye'ye uğraştık biraz daha çoğu teknolojilerinde önemli Peki. geçme noktasına geldik çok şükür. Çok... Dolayısıyla kendi değerlerimizi son cümle ıı, mutlaka yeniden kendi içimizde incelememiz gerekiyor. Gusül abdestinde de Hakan Bey ve sizin bahsettiğiniz şey şekilde. Bizim muhafazakar kesimde özellikle başlayan bir kompleks var. Biz Müslümanlardan adam olmaz. Biz hala işte şöyle yanlış yapıyoruz, böyle yanlış yapıyoruz. Evrensel ahlak, İslam ahlakını bıraktık. Bir evrensel ahlak, Batı ahlakı üzerine ahlak. şekillenmeye çalışıyoruz. Tabii evrensel Peki. doğruluk. Bunları son sözleri olan, aldım hocam. Içi, i̇çi boş olan kavramlarla hala Hı -hı. kendi değerlerimizi baskılayan bir sosyolojik ve psikolojik, felsefi bir süreçle yaşıyoruz maalesef. Ee, özellikle tekrar söylüyorum kendi değerlerimiz kendi inançlarımız dünyanın en kıymetli, en değerli, en güzel inancıdır. Kıymetini bilelim ve bunu büyütelim, geliştirelim. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler birçok soru var. Ben hepsine tek tek cevap veremediğim için sizlerden tekrar özür diliyorum. Ama buradaki vaka sayısı nedir vesairesi veya çok mudur, neden az gösteriliyor gibi konulara çok değiniliyor. Çok soru geliyor. Ben burada doğrudan Sağlık Bakanlığı'nın bütün açıklamalarının temel referans alınması gerektiği inancındayım. Oradan Sağlık Bakanlığı hiçbir yerde bilgi karartmasına gitmez. E, toplumu doğrudan ilgilendiren ve doğru zamanda, doğru dilimde e, kesin bilgileri sizden paylaşır. Çünkü bunun üzerine herhangi olumsuz bir bina inşa etme e, etmesi ne bizlere ne bakanlığa bir fayda sağlamayacağı gibi temel referans yine hükümetin açıklamaları olarak a, a, alınması gerekir. Burada sanki birileri e, kamuoyundan giziyormuş gibi bir algı sosyal medya üzerinden baktığım çok e, bilgi kirliliği var. Bu doğru bilgi değil her karantinaya alınan insanın doğrudan koronavirüs altında olduğu anlamına gelmez. Buranın da altını çizme çizmede fayda var. Peki böylelikle Ters Kutuplar programının sonuna gelmişken Necmettin Aydın Bey'e, Hakan Bayrakçı Bey'e Murat Alan Bey'e ve İsmail Öz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili yönetmenim Zeyd Gümüş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ekibine. Bizden hemen sonra Gece Ajansı var. Mustafa Balevi sizlerle birlikte olacak. Bir kusur olduysa affola. Hayırlı geceler diliyoruz.